Merhaba sevgili dostlar. TV100 ekranlarında yeni bir kayıt dışında yine birlikteyiz. Bu hafta konuklarım araştırmacı yazar ve gazeteciler Abdurrahman Dilipak ve Mehmet Ali Bulut'la insanlığın geleceğini konuşacağız efendim. Etiketimiz benim fikrim. Biraz önce tanıtımda da gördüğünüz gibi genel olarak konularımız xenobotlar, Dabbetül Arz'a mı işaret ediyor? Metaverse evreni Deccal'in cennetini mi vaat ediyor? Evrensel temel gelir nasıl, buna ulaşırsak nasıl geçineceğiz? Bunu konuşacağız. Ve üst akıl yeni bir inanç sistemi mi oluşturuyor? Büyük bir ekonomik kriz mi dünyayı bekliyor? Ve 2022'de yeni varyantlarla karşılaşacağız mı? Ve 2022'de bir seçim var mı? Abdurrahman Dilipak'ı yakalamışken. Evet. Yine etiketimizi hatırlatalım efendim. Benim fikrim. Mehmet Ali Bulut, uzun zamandır yoktun. Hoş geldin. Eyvallah. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ediyorum. Biraz kendimi kenarda tutmaya çalışıyorum ama olmuyor işte. Niçin? Yüzüm etkiliyor. Bir de şey, yani tekrar edip durduğum bazı şeyler var. Anlaşılmadığını görerek diyorum ki anlaşılacak vakit gelsin. Evet. Yani küsmüyorsun yani. Hayır, yok yok. Tamam, niye küseyim ki insana? İnsana niye küsülür ki? Allah küsmüyor yani. Tamam. Küseydi halimiz çok yaman oldu. Biz de küsmüyoruz. Yeni kitap çalışmaları falan var bu arada? Var. Ne üzerine çalışıyorsun? Bir Deccal, Mesih. Tam konumuz yani. Deccal, tamam. Mesih, Mehdi. Dabbetül Arz ve Yecüc ve Mecüc'ü çalıştım. Kitap bitti. Fakat zemine oturtma noktasında problemlerim var. Çünkü Mehdi ve Mesih konusunda isimlendirme ve konumlandırma yaptığınızda birileri kıyamet koparacak. Çünkü kimse içinde bulunduğu bu simülasyonun aynı zamanda bir deccal olduğunu farkında bile değil. Evet. Anlatamıyorsunuz. Bugün programda belki de hani iki tane, hani derler ya futbolda, ağır top şey burada. Bir de şimdi insan tamir dükkanına giriştim. Efendim? Daha önce konuşmuştuk bunu. İnsan tamir dükkanı. Tamir. O çok güzel. Evet, insan tamir dükkanına giriştim. İnsanı tanımak için ilerledikçe kayboldum. Evet. Son bir aydır da onu yazmaya başladım. Öyle bitti ama henüz yayın evine verilmiş fakat editasyonu yapılmadı. Evet. İnsan tamir dükkanına giriştim. Biraz sonra bombardımana başlarız. Bilmiyorum, dükkanın içinde kaybolup gidebiliriz yani. Abdurrahman abi nasılsın? Her zaman olduğu gibi layık olduğum. Birkaç gün önce birlikteydik. Evet. Sizle birlikte program yapmıştık. Siz de iyisiniz inşallah. Şimdi tekrar bir program yapacağız ama tabii bizim konularımız daha çok konuşacağız. Abi iyisin değil mi? Her şey yolunda. Her şey yolunda. Tamam, çok iyi. Şimdi bir konu bir anda bütün medyaya düştü. Bir numarayı bir ekrana verin, oradan başlayalım. Böyle hızlı gideceğim bugün. Çünkü konuşacak çok şey var. Aktarabiliyor muyuz? Hem de stüdyoya alalım hem ekrana alalım. Stüdyoya da alalım mı? Biz de buradan takip edelim. Şimdi evet, Metaverse'de evlendiler. Ha, yeni bir haber. Yeni bir haber abi. Bugün. Bu haber New York Times'tan alınma. Diyor ki sanal dünyanın ilk nikahı gerçekleşti. Ve eş zamanlı iki nikah. Evet, aynı anda. Çünkü hem bu dünyada, bildiğimiz dünyada, hem de sanal alemde aynı anda, aşağıdaki resimde olduğu gibi, o resimleri de isterseniz ekrana verebilirsiniz, olduğu gibi evlendiler. Evet. Şimdi başka bir şey konuşulmaya başlandı. Öyle. Yani bu metaverse konusu herhalde, yani bundan sonraki bütün sürecin en çok konuşulan konusu olacak. Şimdi bu arada bir de iki numarayı verelim. Böyle biraz metaverse konuşalım madem. Şimdi iki numarayı da alabilir miyiz ekrana? Şöyle bir şey. Bir anda bunlar metaverse, yani zaten evren, aynen, demek ama evrenin de satılık araziler. Şimdi ortadaki yeşil alanın ismi Genesis. Tamam mı? Aynı şeydeki gibi, Bitcoin'de olduğu gibi. İlk başlangıçları falan. Fakat burada görüyorsunuz mavi alanlar var. Bu mavi alanlar satılan yerler. Bu bir tane metaverse arazisini satan bir başka bir kuruluş. Kuruluşun ismini söylemiyorum. Çünkü çok şey yapmadığım için, hani böyle öne çıkartmak istemediğim için konuşmuyorum neresi olduğu. Şimdi burada mesela orada kırmızı bir nokta var, görüyor musunuz? O da aslında mavi. Yani onu mahsus görün diye söyledim. Genesis'e yakın olduğu için... Yani orası yaratılış merkezi. Şu anda oranın satış değeri 4,5 milyon dolar.
Yani insanlar 4,5 milyon dolara VIP. Metaverse VRP bir yer. Bravo. Tanrı abi. Olursanız evet. Yaratıcıların locasından diğer süreçleri izleyebilecek, kontrol edebilecek. Şimdi yani, ne? Esabikun var yani Kur'an-ı Kerim'de. Esabikun esabikun ulaikel mukarrabun diyor ya. Sanal bir cennet ve sanal bir tanrı yeryüzünde alternatif. Bir cennet. İşte yeryüzünde. Alternatif ve ebedi bir hayat. Hayat oluşturuyor. Hazreti Adem'in şeytanın ve kendisini Tanrı'nın yanına koyduruyor. Bana yakın olanı mukarrabun diye tabii, oturuyor. Ya takvi bir yaklaşık. Şimdi ben bu resimleri koyduktan sonra bir izleyelim, görelim. Resimleri ekrana koyalım. Ondan sonra üzerinden konuşacağız. Mesela bir 4 numarayı verebilir misiniz? Yine sanatçıların söylemeyeceğiz ama bakın bu Metaverse'de NFT denilen bir hani sistemin parçası. Bu resim yani sanal bir resim. Bu alanda yalnızca 62 milyon dolara satıldı. Rakamları söylüyorum. Ama bunu 3 yılda hazırladı. Tabii 3 yılda satıldı. İlk oldu. Yani bunun gibi binlerce örnek var. Ben birkaç kişi bu birkaç tane resim gösteriyorum ki bunları hani yalnızca önceden izleyiciler belki biraz Metaverse'e, bugün çok konuştum Metaverse'le ilgili toplantılar yapmıştım. Her gelen toplantıda Metaverse peki, açıldı. Dolayısıyla bununla ilgili hemen küçük bir haber lütfen. Vereyim. Şimdi ben 100 milyon lira para cezasına çarptırıldım ya. Evet. Şimdi bu üst mahkemeye gitti, istinafa. Eğer bir şekilde bu onaylanıp gelirse ben onu kripto altcoin yazdırıp NFT'ye dönüştürüp 100 bin adet satacağım. Çok güzel. Yani şimdi ben buradan yapar mıyım yapmaz mıyım diye düşünürken bir sürü mahkeme kararı var elimde. Çok ilginç mahkeme kararları biraz kameraya da dönmenizi istiyorlar. Evet, bir sürü mahkeme evet. kararları da var. Bakın 10 kopya da satabiliyorsunuz. Eğer birden fazla kopyasını satıyorsanız orijinali yedemin olarak sizde kalıyor. Artık böyle tamamen baştan sona dijital olarak bir resim yapmanız gerekmiyor. Bir hat tablosunu ya da bir sizin bürodaki objelerden birini siz 3 boyutlu olarak yeniden tanımlarsanız, onu bir altcoin olarak da kriptolarsanız, bir kripto yazılımı gerekiyor. Sonra bundan da 10 kopyasını bunu sanal markette, art galeride satarsanız satabiliyorsunuz. Metaverse'de zina olur mu? Var mı? O tartışıldı geçen hafta serbest. Serbest. Porno da ceza serbest. Yok. Peki yani Metaverse'de o işi yaparken bu vücut işin içine giriyor mu yoksa sanal vücudumuz mu yapıyor? Bu vücut giriyor. Bu vücut. Yani bu şöyle diyeyim. Onun o sanal vücut ile yaşadıklarını bu yaşıyor mu? Bu beden. Yaşıyor abi. Yaşıyor. Peki. Orada beraber oldun diye çocuğun olacak değil. Ama sonunda onu his olarak düşünüyorsanız yani bir hafta sonra tekrar da gidebiliyorsunuz. Ondan sanal avatar çocuklar edinebiliyorsunuz. Aile kurabiliyorsunuz. Yani onu bu dünyaya kıyas ederek anlamak ve anlatmak çok mümkün değil. Ama şu var. O dünyada olan her şeyin bu dünyada karşılığı olabilir, olmayabilir de. Bu dünyada olan her şeyi de siz buraya, yani oraya Nike gitti. Bak firma ismi söylemeye gerek yok ama oraya, bugün yine bir tanesini gördüm. Showroom açtı. Tabii. Ha bir ülkede konsolosluk açtı. Siz orada kendinizi istediğiniz gibi tanımlayabilirsiniz. Cinsiyetinizi de değiştirebilirsiniz. Birden fazla kişilik olarak da ama siz kendi kişiliğiniz olarak bu glass gözlüğünüzü takıp mesela 40 günde devre alem bütün dünyayı gezebilirsiniz. Siz bu dünyadasınız ama o da bu defa zihinsel bir yolculuk. Peki bu tercih nasıl olacak? Şey var ama yani. Şimdi bu mu yönetiyor siz mi yönetiyorsunuz? Yok karar verin de. Sohbet ediyoruz. Sohbet ediyoruz. Tabii. Yani burada bir tercih olacak mı? Bu tercihi kim yapacak? Ben mesela diyelim ki taktım gözlüğümü, sırt üstü yatıyorum ve o dünyaya girdim. Yediğim, içtiğim beni doyuruyor mu? Orada yediklerim bu seni doyurmaz. Yani o yalnızca sanal bir yer. Yani bakın şeyi söyleyeyim. Şimdi neden bunu söyledin? Şunu söyleyeyim bakın. Hani ansiklopedik tanımını okuyorum şimdi. Eyvallah. İnsanların
hiçbir fiziksel çaba harcamaksızın arttırılmış sanal gerçekçilik cihazları sayesinde tamamen zihinsel olarak kendilerini hissettikleri algısal bir evren burası. Yani bizim belki 2008'de hep konuştuğumuz, sen programlara geldiğinde de konuşuyorduk. İşte bu avatar kavramıyla ilgili, yani sizin kendi avatarınızın başka bir sanal ortamda var olması. Bunun için tercihler. Köpek olabilirsiniz, kadın olabilirsiniz, erkekseniz. Cinsiyet değil. Yarınız aslan, yarınız... Kimera da olabilirsiniz. Tabii yani... Cemaat da oluşturabilirsiniz. Bakın, eldiveninizi giyin, dokunduğunuz şeyleri hissedebilirsiniz. Buraya bir gül yaptınız, o gülü koparttın, koklayın. Burada duyabilirsiniz çünkü bu defa beyninize o gülün frekansını vererek siz aslında koku duymadınız. Ama beyin onu o şekilde tercüme etti, kendine çevirdi. Tamam, işte ben... Mesela yiyebilirsiniz orada, ne bileyim, yılan kebabı yiyebilirsiniz. Tadını da bunun alabilirsiniz ama siz yılan kebabı yemediniz. Bunu rüyada yediğinizde tadını almıyor musunuz? Peki, bu bir sadece rüya olacaksa? Şimdi rüya olacaksa diye sorduğunuzda lucid dream diye başka bir olay var. Tabii. Siz bu sistemle ya da başka bir yöntemle sizin yönettiğiniz bir rüyayı da size... İşte yani, tam bu. Bakın, bu dünyada bu. Yani olan bir rüyayı... insanlara benim anlatmak istediğim kendinizin yönettiği bir rüya. Bir rüya görüyorsunuz ama bu rüyayı siz yönetiyorsunuz. Ama bu, şimdi şöyle diyelim, 16 numarayı bir ekrana verelim. Ama şimdi bu sistemi kuran ne demiş bununla ilgili? Tamam, onu bir konuşalım isterseniz. Bakın, Insider dergisi, Zuckerberg'in Metaverse'ü bildiğiniz dünyayı parçalayabilir diyor. Gerçekliğin engellenmesine ve kutuplaşmanın daha da kötüye gitmesine yol açacaktır diyor. Ve yine Perata Age'inde baş yapay zeka sorumlusu Ahmet İnam da diyor ki, sınırsız bir sanal dünyada yönetilen ve uygulayan varlık kim? Yani aslında bir tanrı olacak. Elbette tanrı canım, olacak. İşte olmasın. Şimdi bak, çok ilginç bir şey. Bir şey daha gösterip ondan sonra 17'ni tartışmaya bak. 17 numarayı da alalım hemen. Bakın şimdi, Christ diye bir dergi var. Bu Hristiyanların Amerika'da çıkartmış oldukları bir magazin. Facebook sanal gerçeklik olan Metaverse'i tanıttı diye başlık atmış. Ve diyor ki, Hristiyan yayın organı Christ Magazine, Metaverse diyor ki, yılanın cennette Adem ve Havva'yı yasak meyveyi yemeleri için verdiği elmanın kendisidir. Bizim söylediğimiz. Ruhlarımızı kendi kaybedeceğiz, tanrısal olacağız, lanetleneceğiz diye uyardı. Ama bu arada, yani ben hep şey söylüyorum, bizim taraftan hiçbir Hristiyanlarla, şey yok. Hristiyanlarla aynı şeyde, aynı şekilde düşündüğümü ilk defa görüyorum. Çünkü ısrarla vurmak istediğim, size bu Deccal'ın yalancı cennetidir. Size yalancı vehim bir cennet yaşatacak ama ebedi ruhunuzu alacak. Ruhunuzu ebediyen alacak. Belki orada hapsedecek sizi. Yani ben burada oturmuşum, gözüme gözlük taktım, bir rüya görüyorum. Kendi arzu ettiğim bir rüyayı. Ama bu rüya içerisinde bu vücudun heyecanları var. İster kabul edin, ister etmeyin. Ben yani diyelim ki, sanal dünyada bir kadınla sevişirken bu bedenin şeyleri harekete geçecek mi, duyguları? Evet, aynen. Peki o zaman. Bir. Yani o zaman aynı şey bu, var. He? Aynı şey var. Tamam, işte onu söylüyorum. Ben orada bir cinayet işlediğimde bu zihnimin içerisinde, bu zihnin içerisinde var resmedilecek. Evet. Dolayısıyla orada cinayet işleyebileceksin. İşte, evet, cinayet işleyebileceksin. İstediğin karakteri istediğin şekilde öldürebileceksin yani. Yani düşte gördüğün iş normalde sen ondan mesul ama değilsin. İrade ama var burada. İradeni için içine koyarak o düşün içerisinde sen, düşün içine bu da olsun, bu da girsin dediğinde onu sen seçmiş oluyorsun. Bu seçimle sen fantastik bir dünyada yaşıyorsun ama ceremesini Tanrı katında ödeyeceksin. Bunu unutmamak lazım diyorum. Yani bu beden olmadan o hatırayı kullanamazsın. Tabii, doğru. O dünyayı kullanamazsınız. Dolayısıyla şimdilik. Yani ha şimdilik, belki ileride işte dediğim, sen uyuyacaksın. O bölgedeki müthiş bir heyecan. Bulunduğun yerde belki açlığa da ihtiyaç duymayacaksın. Bu nereden aklıma geldi? Babam bir sekerata girmişti, yanındaydım rahmetli. Baktım böyle yapıyor, alıyor, yiyor. Alıyor, yiyor. Sonra dedim ki, kendine geldi. Dedim, ne yapıyorsun? Üzüm yiyorum dedi. Yani normal sanal üzümler yiyor. Sonra uyandı iyice. Baba, acıkmadın mı, sana bir şey vereyim mi? Ben az önce yedim ya dedi.
Ben az önce yemek yedim dedi. Ya Alzheimer'larda falan ben, olabiliyor. Hayır bu Alzheimer değildi. Sağlıklı bir insandı. Tamam. Sadece sekerat anında bir sanal aleme girdi ve alemin misale girdi. Orada yedikleriyle ben tokum dedi ve yemedi. Yani orada yediklerimiz bizi tok edecek mi? Etmeyecekse. Tokluk duygusunu istiyorsanız olur. Peki ama bu doyacak mı? Hayır. Hayır. Siz burada belki öleceksiniz. Bedensel olarak bu ihtiyacınız karşılanmayacak ama zihinsel olarak tokluk duyabilirsiniz. Tamam. Yani işte öyle bir cennet ki bu Hazreti Peygamber bunu haber vermiş. Diyor ki Deccal size yalancı cennetler kuracak. Öyle güzel, öyle çekici, öyle muhteşem, öyle inandırıcı ki sen gerçek, reel cenneti kim gitmiş görmüş diyeceksin diyor. Ya bu senin elinde olan ve bedel ödemiyorsun. Orada kazanıp orada ödeyebileceksin gerçekten. Evet. Hatta mesela gerçek dünyada... Orada kazandıklarınızı burada harcayabileceksiniz. Mesela yani, bu dünyada... Rüyada, zenginsin, gerçekten uyanıyorsun, zenginsin. Evet, aynen öyle. İşte Metaverse bunu sana sağlayacak yani. Yani evet. Burada bakın siz işte yarın dört aşıyı yaptırıp şunları da yaparsanız gerçek dünyada sana işte hiçbir bedeli yok çünkü altyapıyı kurduktan sonra herkese 40 günde devre alem. Her gün girin bir saat dünyadan 40 ülke seçin. O ister yerden dolaşın ister uçuyor olarak dolaşın altyapısı kurgulanmışsa. İsterseniz okyanus altını yazılım gezin. Varsa diyorsunuz. Tabii. Eğer tabii. O kurgulanmışsa. Tabii. Bu paralı olabilir birisi ama siz aşı olunca bunu size vermesinde ona ekstra bir maliyet yok. İsterse 1 milyar kişi sanal olarak tur yapsın. Gerçek otobüs yok orada. Yok orada 22 numarayı bu arada siz verebilirsiniz. Yani ilgilenmek isteyenler bu arada Metaverse hani nasıl bir mekan sağlıyor? Bunlar bize bunları biraz izleyin bu arada. Meta, tabii, yoksa tabii, hiç gerçekten farklı tabii şu anda olmayacak. Bunlar biraz çizgi roman gibi duruyor. Yani çizgi film gibi. Oysa ki yapılan iş bittiği anda şu anda nasıl algılıyorsanız tabii, insanı işte detaylarına kadar algılayacaksınız. Evet. Ama genel itibariyle bir oyun gibi görebilirsiniz ama bunu. Ama az önce sizin verdiğiniz o Crisis dergisinin verdiği şey çok muhteşem bir özettir. Yani siz burada sanal bir cennet için ruhunuzu... Bir daha alalım 17'yi ekrana ruhunuzu verelim. Ruhunuzu satmış oluyorsun. Ben özellikle buna dikkat çekmek istiyorum. Yani çünkü Deccal deyip duruyoruz. Kimsenin anladığı bir şey yok. Çünkü Deccal kendi rızasıyla insanları ahiretten vazgeçirecek bir varlıktır. Kendi rızalarıyla insanlar ahiret fikrinden, ahiret hayatından, öldükten sonraki hayattan vazgeçecekler. Ben dünyanın lezzetlerini, keyiflerini yaşamak istiyorum... Yeter diyor. Ve bu burada onu sağlayacak işte. Metaverse dediğimiz tam da budur. Hadi kayıt dışına başlıyoruz. Başlayalım. Evet. Şimdi Elon Musk bugün bir açıklamada bulundu. Dedi ki şu anda içinde bulunduğumuz dünya Metaverse'ün kendisidir. Ben de bunu size ispat ederim. Ne demek istiyor Sayın Dilipak? Aslında bu dünyada madde yok. Madde dediğiniz şey bir atom zannediyorduk. Atom altı parçacıklarda üç boyut da yok. Dolayısıyla madde yok. Siz de yoksunuz diyor. Hatta bunu daha önce şöyle söylediler 2000'li yılların başında. Bugünkü dünya Tanrı'nın rüyasıdır dediler. Yani o bizi biz size yeni bir cennet hazırladık. Eski Tanrı bir rüya görmüştü. Orada savaşlar, acılar, bu Tanrı bu dünyayı iyi yönetmiyor. İnsanı da çok güçlü kılamadı. Açıkça bunu daha önce söylediler biliyorsunuz. Tanrı'dan daha üstün bir insan dünyaya getireceğiz. O klonoid öyle ortaya çıktı. Aslında siz daha önceki bir Tanrı'nın rüyasısınız. Şimdi biz size o Tanrı'yı tedavülden kaldırıp, bakın sizin günah işleyip işlemediğinize bağlı değil, sizi daha güzel bir cennete taşıyacağız. Bunun için bir İmtihan günü de yok. Ve siz bize güvenirseniz biz sizin beyninizdeki kötülük duygusunu da sileceğiz. Yani sizin içinizdeki şeytanı alıp atacağız. Halbuki şeytan bu. Evet. Bakın yani şu an kendilerini hani ayet bize onu söylüyor ya ıslah edin. Siz diyor bir
Metaverse'de yaşıyorsunuz. Bir mikrofonda bir problem oldu herhalde. Düştü. Evet, yani, senle yani devam edelim abi şimdi, onu onarırken. Şimdi bak şöyle bir şey var. Bu burada, bir sanal dünyadır. Burada deccaliyet sisteminden bahset bize. Biliyorum. Deccal sistemi, net olacak. Tamam, deccaliyet sisteminden de bahsedeceğim ama yani insanlar bu alemin bir hayal olduğunu binlerce sene önce söylediler. Yani la mevcuda illahu İslam'ın içerisinde bir felsefedir. Abdülmodyan Arabi'ye de atfedilen bir şeydir. Yani neredeyse bir kısmı mevcut olan eşyanın tamamını inkar etmiştir. Gerek yok. Yani bu eşyanın tamamı boştur. Yani bir hayal, bir simülasyonun içindeyiz. Fakat İslam kelamcılarının büyük bir kısmı eşyanın bir hakikati vardır. Allah'ın kurmuş olduğu bu sistemin içerisinde bu mevcut olan belirişler vardır ve muhakkaktır. Ama sufilerin bir kısmı sufiler yani demişlerdir ki hayır, bu kainatın kendisi bir simülasyondur. Aslında yoktur. Gerçekten de Allah'ın varlığı karşısında diğer varlıkların tamamı sanal. Yani Allah mutlak gerçekliktir. Mutlak gerçek Allah'tır. Diğer bütün varlıklar ondan hayat buldular. Şimdi esasında yani evren bir hayaldir dediğimiz zaman bunu destekleyecek bir yıl elimizde fiziki şeyler var. Yani açtığınız zaman her şey bir enerjiden ibarettir. Ama bu enerjinin biriktiği noktada veya yoğunlaştığı noktalarda eşya ortaya çıkıyor diyorlar. Fakat bu kadar değildir. İslam düşüncesi bunu bu şekilde kabul etmiyor. Yani ne diyor? Diyor ki maddenin de bir hakikati vardır, bir gerçekliği vardır. Yani düşündüğümüz zaman Allah 99 esmalıdır. Yani bu evreni yaratan ustanın 99 sıfatı, ismi var, kabiliyeti var. Her birisine bir, her sıfatına bir isim verilmiştir. Haydır, diridir, işte ilim sahibidir, kudret sahibidir, yaratır, düzenler, bari'dir. Yoktan hiçbir örneği yokken var eder. Bunların hepsini düşündüğümüzde diyor, var olmuş şu Ertan Özyiğit, kendisi de bir kaydedicidir. Yani artık bir varlıktır. Bu ebediyete kadar varlığını koruyacak bir formdur. Bu formun içinde de ayrıca zihninizin kayıtları var, yaratmaları var. Çünkü insan da kendine göre yaratıyor. Sizin hayal, zihninizde yarattığınız hayal de bir yaratma işidir. Yani sizin zihninizde kurduğunuz dünya. Az önce mesela bir yer gösterdiniz. Mesela diyelim ki ben bilgisayar programcılığını boşlukta mekan kurmak olarak hep söylemiştim. Yani 88'de ilk şeye gitmiştim, kayıtlara gitmiştim. Hocaya bunu söylediğim zaman herhalde bu kadar güzel izah edilir demişti. Boşlukta mekan kurmak. Şimdi bunlar da boşlukta bir cennet kuruyorlar. Ve bu boşluğun içerisine girebileceksin ama yani. Tıpkı bizim hayalimizin ve düşlerimizin içine girebildiğimiz gibi. Dolayısıyla da eğer biz bu hayaldir dersek hakikaten bu evren bize hayalmiş gibi gelir. Çünkü Allah hak ve zahirdir. Bir tek varlık odur. Diğerleri hepsi onun bir simülasyonudur. Tabii yani burada aslında çok özel bir şey var. Yani bakın oradaki varlık dediklerinin aklı yok. Aklı yok. Aklı bu dünyadan taşıyorsun oraya. O sistemi kuran, bunu yöneten bir akıl. Biz insan... Ama bugün için diyelim abi. Hayır, bugün zaten... için değil. Bu sonuçta onu inşa eden bir akıl var. Ve o akıl bu dünyada şekillenen bir akılda. Yani ama akıl kendi düşünmeye başladığı zaman ne olacak? Yani oradaki avatar da bir yerden sonra kendi kurgulamaya başlayacak. Hayır, zaten o var olan bilgileri dönüştürecektir ve kendi içinde geliştirecektir. Yoksa yeni bir akıl üretmeyecek. Çünkü o bu yok. Aklın eseridir. Yüksek tamam, bir doğru. İnsanın taklidi olacak yapay zeka. Çünkü insan kendisini aşamaz. Kendi kabiliyetini aşamaz. Yani hani bazen derler mesela Tanrı kendisini öldürebilir mi? İnsan kendisini aşamaz. En fazla insan beyninin sınırlarına kadar girebilirsin. Nedir insan beyninin sınırları? İnsan beyninin sınırları bu evren içindeki mümkinattır. Bak olabilirlik. Bu mümkinat nedir? İnsan beyni işte ancak bu kadardır. Ama sonra dışına çıkamazsın. Mesela Cenab-ı Hak diyor ki ben kendi zatıma dair size eşya içinde bir referans vermedim. Sen ruhu dahi anlayamamışsın daha. Yani ruh denilen şeye dair. Ruh. Evet ruh. Burada, bakın evet. Ruh yok. Ruha dair dahi bir bilgin yok ki sen onu oraya taşıyabilesin. Bugün mesela maddenin taşınması söz konusudur. Yani ışınlanmayla pekala siz bir maddeyi bir yerden bir yere aktarabilirsiniz. Philadelphia deneyini uyguladılar. Bir fare üzerinde bunu uyguladılar. Kocaman fare, gemiyi götürdüler. Evet, koca gemi gitti.
Ama Philadelphia'da mesela fareyi canlı olarak öbür tarafa götüremediler. Ben bunu örnek olarak Süleyman'ın Belkıs'ın tahtını getirmesi olayını veriyorum. Süleyman, Hazreti Süleyman bu evrende, Metaverse'de de gerçekleşebilecek bütün olayları gerçekleştirdi. Yani asıl numuneler orada. Ben mucizeleri esasında Cenab-ı Hak insan muhassalasının ulaşabileceği nokta olarak görmek lazım. Mesela sanal şeylere biniyor, gemilere biniyor. Onun sanal atları var. Mesela şeyi kaldırdı diyor, akşamüstü perdeyi kaldırdılar ve üç ayak üstünde duran atlarını gördü diyor. Ve bunun üzerine Allah'ına secde, Rabbine secde etti. Yani uzayda saklı gemiler. Hazreti Süleyman bir bineği vardı. Ve revahu ve şehrun ve gudu ve şehrun dedi. Bir saatlik mesafede bir aylık yol gidebiliyordu. Bir saatte bir aylık yol gidebilecek şeyleri vardı. Bunlar da hepsi sanaldı. Şimdi yaptıkları sadece Hazreti Süleyman'ın o iktidarının sanal olarak gerçekleştirilmesidir. Ama bu sanalın içerisinde... Şimdi konumuz zaten bu gerçekleştirdi. Işte bu gerçekleşince ne olacak? Gerçekleşecek yani, sadece hayal. Çünkü iblis insana sadece gurur verir diyor. Sadece gurur verir. Yani oyalanırsın. Gerçek bir katkı olmaz. Gerçek bir yüklenme olmaz. İnsan bir düşün içinde karşılığı olmayan bir hayat yaşar. Çünkü ayet 3 yerde, ayet-i kerime 4 yerde diyor ki innel huda hudallah. Gerçek hidayet, gerçek başarı, gerçek yükselme Allah'ın size verdiğidir. Siz istediğiniz kadar hayal görün. İstediğiniz kadar cennetlerde yaşayın. Toprağın altına girdiğinizde, sizin enerjinizi kestiğimde gerçeği isteyeceğim. Siz bu bedenle ne yaptınız? Şimdi buradaki asıl konuşmamız gerekli konu şu. Biliyoruz ki artık dijital para, işte blockchain'in altında hepsi oluştu. Dijital para... Bu dijital paranın kullanıldığı bir metaverse var. Doğru mu Abdurrahman abi? Var. Artık alışverişi dijital para üzerinden yapacaklar. Hemen hemen dünyada görmüş olduğumuz... Hatta ticaret, dünyada öyle olacak. Bankalar, ticaret sistemi, üreticilerin hepsi... Hatta kişiler aynı. Hani bugün basit bir örnek verebilirsek... Facebook'ta yok musun deyip hani öteki yaptığımız... Veyahut da hani Facebook'ta olmayana kız vermediğimiz diyelim daha. Evet, şey, tam da öyle. Öyle, tam böyle, öyle bir dünyaya doğru gidiyoruz. Evet. Yani şimdi, dünya o hale gelecek. Geldiği anda ne olacak? Neyle karşılaşacağız? Ne diyorsun Abdurrahman abi? Şimdi bir şey dediniz, ona takıldım ben. Dediniz ki bunu da bağlarsanız ucuna. Dediniz ki burası kendi kendini hani bir şekilde geliştiremiyor. Bize bağlı. Kendi kendini var ama edemiyor. Ama bugün için ben öyle değil mi? Ediyor. Bugün için ben öyle değil mi? Gelecekte bunlar kendi kendilerini de geliştirebilecek mi? O süreç içinde bir istikamette alıp gidebilir. Ve bugün Elon Musk bunun paniğine kapıldı. İnsanın ölümsüzlüğü. O gerçek insan olmayacak. Sen bir mahluk olacak. Ve bundan korktu. Hayır dedi, uzatalım, kalitesini artıralım yaşamın. Ölüm gerçekleşsin dedi. Yani sadece öyle bir cümleye geçiştirmedi o. Sonra dedik ki çok çocuk yapmalıyız. Sonra dedik ki ben artık her şeyi bırakıyorum ve artık kendi hayatımı yaşamaya karar verdim. O tekrar iki arasatında kaldı. Evet. Öbür dünyaya gitmeye de hazır değil. Çünkü o dünyanın gerçeklerinin bundan sonraki safhasını görmeye başlayınca kendi geleceğinden korktu. Aslında bakın bu işin liderliğini yapan Bezos da ya da Elon Musk da ya da Bill Gates de eskisi kadar konuşmuyorlar. Hem siyaseten bu sıkıntıya girdi. Ben bir şey söyleyeyim mi hocam? Çok özür diliyorum. Ben tam da o noktada durmuş ve insanlara bakın yanılmayın. Siz bir hayalin peşindesiniz. O hayale düşerseniz bir daha gerçeğe geçemeyeceksiniz demeye çalışan bir adam. Belki çok basit lisan kullanıyorum. Belki sözüm tam da anlaşılmıyor. Dini anlattığımı zannediyorsunuz. Hayır. Bu ben soru dini... değiştirecek mi söylediğiniz? Efendim? Yani hayır, bu sonu değiştirmiş. Yalnızca söylüyorsunuz. En az yüzde, evet ben söylemiş olacağım. %90 insan buna razı olacak. Ve dünya o noktaya doğru gidecek. Gerçekten de yarın bir gün sizin normal para kullanmanıza gerek yok. Kağıt kullanmanıza gerek yok. Ama altın daima var olacaktır. Çünkü Cenab-ı Hak onu tıpkı hayat gibi biz hayatımızı evirip çevirelim diye ona bir şey vermiştir. Tasavvufta altın kemaldir. Mesela demir altın olma yolunda hareket ederken altın bir arızadan dolayı, bir arızadan öyle kalmıştır. Bakır öyle, galay öyle, her birisi altın olma yolundadır. Yani saflaşma. İnsanın da tekamül etmek istiyorlar. İnsanın da
saflaşması, tekamüle ermesi, ölümsüzlüğü kazanmasıdır. Bu ölümsüzlük iki şekilde olacaktır. Birisi gerçekten Tanrı katında, Allah katında ölümsüz olmak. İkincisi iblisin aldatmasıyla ölümsüz olmak. Elon Musk da biliyor, Zuckerberg de biliyor, bütün Tevrat okuyucuları biliyorlar ki yalancısı ile esahan birbirinden farklıdır. Şimdi milleti kışkırttılar. Öyle bir vakum, öyle bir anafor meydana geldi ki kendileri de akmaya başladılar ve kendi halkına seslendi. Sakın ha çocuk yapmaktan vazgeçmeyin. Çünkü goyimler oltaya geldiler. Bütün goyimler gidiyor şimdi. Patır patır dökülecekler. Ben söylüyorum 2-3 yıl içerisinde kalp krizinden, emboliden, beyin patlamasından... Goyim ne demek onu da söyleyelim istersen. Peki yani, goyim. Evet. Goyim Yahudi olmayan herkes. Hristiyan da zaten en çok nefret ettikleri birinci sırada Hristiyanlar gelir. Zaten bu şey size vermiştim. Tanrı'nın halkını Allah ile başlar kitabında buna temas ettim. Diyor ki biz bitirdik. Yani Hristiyan ümmeti bitti. Artık ne doğurganlığı var ne fikir üretebiliyor. Bizim söylediğimizden de başka bir şey yapamıyor. Bunu kim yapıyor? Aslında beni İsrail adına hareket ettiklerini söyleyen ama onların da üstünde aslında onlar da pek umurlarında olmayan kendilerini senin tabirine tek gözlüğe teslim etmiş bir grup. Niçin bunu yapıyorlar? Çünkü o da vahyediyor. Yani o Adem hakkında Tanrı'yla bir güreşine girmiş bir varlık. Diyor ki ben bu varlığın senin arzu ettiğin gibi olmadığını göstereceğim. Allah da ona fırsat verdi. Bu simülasyonların %90'ı iblisin kendi simülasyonu ve gücüdür. Allah gibi o da insanlara vahyediyor ve inandırıcılığı var. Şimdi bir Tanrı'nın vaat ettiği gerçek bir hayat, ölümden sonra gelecek ebediyet var. Bir de beyinle sanal bir şekilde gireceğin bir ebediyet var. İkisi arasında tercih edilecek, tercihe zorlanacaksınız. Ben de size kapıda diyorum ki, bakın buradaki hayaldir, buradaki de gerçek. İşte o Hristiyanlar işi fark etmişler. Siz hayal olan bir ebediyeti aslında balon patladığında hiç niye İslam dünyasından böyle bir şey yok, haber çünkü çıkmıyor? Çünkü ne Kur'an'dan olayı, haberleri var ne bilimden. Olayı çok iyi anlamış değiller. Yani Türkiye anladı mı ki yani Ankara... Ne kadar anladı siyaset, bürokrasi? Ben Covid'i anlatamadım ben yani, ki. Yani evet. 2000'de Aytunç ve biz çıktığımızda yeni dünya düzeni, milenyum dönemini anlatamadık. Adam öldü gitti anlatamadık. Yani anlat anlamıyorlar, anlamak istemiyorlar. Yani böyle bir... Yani kolayı mı tercih ediyorlar? Bu çünkü işin çok kolayı değil. Hayır, biz ne bunlar teknolojiyi ve bilgiyi satın alıp kullanmaktan keyif alıyorlar. Evet. Bu kadar. Onun ilahiyatı, felsefesi, ekonomisi, siyaseti, insan hayatındaki fırsatlarını, risklerini değerlendirmiyorlar. Kafaları duvara vurunca ne oldu diye ayılacaklar ama bu defa da... Ben çok basit bir şey söyleyeyim abi. Ben kan kullanmak haramdır. İsterse şırıngaya koyun, isterse poşete koyun, isterseniz için. Ama zaruret halinde sen her türlü murdarı yiyebilirsin yaşamak şartıyla. Yani kaza geçirmiş... Tamam. Efendim savaş durumunda kaza geçirmiş, bir şey olmuş, yaralanmış, kan kaybından gidiyor. Buna kan da verirsin, organ da verirsin. Ama estetik için, şu için, bu için kan kullanmayın. Çünkü kan irsiyat yapan bir şeydir diyoruz. Şimdi bunu Diyanet İşleri anlıyor mu? Hayır. Neden anlamıyor? Çünkü ayetlerde geçmişte ona bir kayıt düşmüş. Mesela bir basit misal vereceğim. Diyor ki ma uhille bihil gayrillah. Çok derdim olduğu için bunu anlatıyorum. Çok sık bunu derdim olduğu için anlatıyorum. Diyor ki ma uhille bihil gayrillah. Allah'tan başkası adına uhille edilmiş gıda da haramdır. Allah'tan başka. Uhille edilmiş gıda haramdır diyor. Dört temel haram var. Ma uhille bihil gayrillah. Birisi bir gün şöyle demiş. Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen dava. Bitti. Şimdi onun dışında hiçbir şey anlamıyorsun. GDO'lu yok. İbrit yok, şu yok, bu yok. Yani ezelde Allah'ın insanın yiyebileceği ve ona zarar vermeyeceği şekilde tasarladığı bir gıdayı siz aldınız. Rüşeymini değiştirdiniz. GDO yapısını değiştirdiniz. Genetiğiyle oynadınız. Fıtratına müdahale ederek Allah'tan başka bir heves ile, Allah'tan başka bir tanrı adına, nefsim hesabına içini değiştirdiniz diyor. Bu gıda size haramdır. Kimi anlatabiliyorsun? Bunu tabii. Ne şimdi, Diyanet anlıyor ne de evet, şey. Şimdi, mesela evet. aynı şekilde hani anlamamalar, Kur'an-ı Kerim'i anlamamaların bir takım sıkıntıları var. Ben farklı, aykırı bir şey söylüyorum diye nasıl linç edildiğimi görüyorsun. Niye? Çünkü alışmış öyle bakmaya. Ama ben şöyle de bak dediğim zaman
konforu bozuluyor. Konforu bozulmasın diye mevcut o şekilde gideceğim diyor. Yani Metaverse'e razılar. Evet. Evet. Ne diyorsun Abdurrahman? Oraya gidecek. Bak, çok basit. Çok özür diliyorum. Özür diliyorum. Tamam. Yani bir ayet var. Diyor ki يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. Ayet bu. Diyor ki onlar dünya hayatının keyiflerini görerek ahireti unutacaklar. Bırakacaklar ya. Ahiret orada kalsın. Ha biz burada bulmuşken keyfimizi yaşayalım ama diyecekler. Şimdi bu ayetin şu değil mi aslen? Yani bu soru ikinize de. Şimdi cennet dediğimiz yer ne demek? Yani bir kere çalışmayacağız. Belli değil. Yani bilmiyoruz. Yok, yani. Bilmiyoruz. Yani. Bilmiyoruz ama, evet, bilmiyoruz. Ama mahzun bizim olmayacağız. Mahzun olmayacağız. La yesma'una fiha lagvan ve la kizaba. Yani en azından çalışmadan minimumda. Ben çalışma olması gerektiğine inanıyorum. Şimdi, cennette çalışma da var. Tamam siz çalışmak istiyorsanız Allah sizin isteğinize göre. Artı, yani artı bir şey daha var. Bir tekamül devam ediyor. Ama Metaverse'te de çalışmak istiyorsanız çalışabilirsiniz. Evet. Çalışmak istemiyorsanız çalışmayabilirsiniz. Bunu nereye getirmek istiyorum? Bu öbür dünya diyor zaten. Yani şuraya getirmek Metaverse, istiyorum. Metaverse öbür dünya diyor. Ahiret evet. diyor tabii. Zaten. Şimdi orası burada yaratılış diyor. Zaten meta kullanıyor onun için. Metaverse tabii. Yani bu evrenin buradaki konu şey. Şu daha çok Abdurrahman abi. Şimdi insanlara şunu söylüyor. Bütün kitaplar. Diyorlar ki hani dini inanışların hemen hemen hepsi birkaçının dışında diyor ki size bir cennet vaat ediyoruz. Yeter ki bu sınavı geçin. Doğru mudur? Ya burası bir sınav. Tevrat tam bunu söylemiyor. Tamam. İncil ile Kur'an meselesi bir de işte bir bazıları Mısır. Hariç dediğim ha, bir de, Tevrat'tan bravo, bahsettim. Bravo. Bir Mısır bitireyim kitabı var. Evet. Bu şöyle. Sadece cennet yani öyle oraya gideceğiz biz rahat edeceğiz anlamında değil. Ben de düşünüyorum. Yaratılıştan kaynaklanan Allah'a tekrar geri dönüştür bu. Cennet onun bir fonksiyonudur. Hatta bir mertebesidir. Şimdi şunu söylüyorum abi. Fonksiyonu. Hani Yunus'un söylediği gibi bana seni gerek beni işin temeli olsa da biz şu anda anlatılan sokağa çıktığımız zaman adama diyorsun cennet nedir? Bir kere huriler var diyecek, elma armut var diyecek, ballar akan yani nehirler. Yani o kısmını öne çıkartanların hepsi bu yalana daha çabuk... Bunu buraya getirmek istiyordum, siz benden önce söylediniz. Şimdi böyle bir yapıyı bildiğimiz zaman bu iş çok kolay değil mi öteki tarafa geçmek? Çok az insan kalmış oluyor yani. Evet. Şimdi, yani, diyor yani. Biz bunun mantığını doğru kurgularsak zaten din telakkisi, akaid bile dibe vurdu şu Covid. Bravo. Yani... Kader, rızık, ecelin şey üzerinden yani. Geçti gitti. Bu yıkılış aslında yeni bir uyanışın, dirilişin vesilesi, başlangıcı olabilir. Ama şimdi ben biraz geriden şurayı toparlamam lütfen gerekiyor. Bir defa insan akıl, can, ruh ve nefs gibi asli cevherlerden oluşuyor. Burada ruhun ne olduğunu bilmiyoruz tam. Dolayısıyla orada ruh yok. Zaten Tevrat'ta da ruhsuz insanlı. Yani o, bakın... Orada insanlar kendi adına tekamül edemiyorlar. Yapay zeka onları kendi standardı içinde kendi öngördüğü bir evrime tabi tutuyor. Ve beynini siliyor. Başka düşünce sizin düşünmenize bile fırsat vermiyor. Var olan düşünceler üzerinden okuyarak yeni bir analitik biyonik refleks daha doğrusu sizi biyonik robot olarak kullanıyor. Bilgisayar sizi robotlaştırıyor. Nefs de yok burada. Yani kendi kişiliğinin farkına varan avatarınızın öyle bir idraki yok. Çünkü rüyada kişilik yoktur. Akıl, can, ruh, nefs boyutu burada yok. Melek, cin, şeytandan, cinlerin kafirleriyle şeytanın cirit attığı bir yer. Yani orada din, ahlak, hukuk olmadığı için... Melek de yoktur yani keramen katibin dışında. Dolayısıyla cehennemin içinde bir yer düşünün ya şeytanların yani keramen katibin olması lazım abi. Tabii o tuvalete olacak. De girer onlar. Şimdi dolayısıyla de Metaverse'de keramen katipler vardır. Vardır. Çünkü orada yapmış olacağınız bütün işler kasıtlı şey olarak yani diyelim ki cinayet işliyorsunuz kendi iradenizle. Bunu size yüklüyor. Ama bu oyunda da mı böyle? Çocuk oyun oynuyor. Oynuyor. Tamam. Siz onlar da masum değilsiniz. Evet. Bu dünyada yaptığınız da, her şey. Oyunda da zevk alıyorsanız ondan. Bir sonraki şeye hazırlıyor. Yani bir sonraki şuur onu yapma şuur altında hazırlıyor. Yani oyunlar aslında çok mühimdir. Ben böyle bir 5-6-10 sene falan olduğu sürekli diyorum ki ne olur? Hackerlık öğretin ve oyun üretin. Hackerlık üretin, oyun üretin. Niçin? Oyunun içerisinde tevhid olsun. Çünkü bu gelecek ben şey diyordum tamam Metaverse'den haberim yoktu Deccal'ın cenneti hani falan diyorduk ya gelecek zamanların çağı oluşturuluyor şu anda gelecek zamanın
nedir? Simülasyonları. İşte yani mitler çağı. Yani mitler zaman. Mesela mitler efsaneler çağında bir tanrılar oluşturdu, şunlar oluşturdu. Biz bugün biliyoruz. Yani 3000 sene, 4000 sene, 5000 sene, 10.000 sene önceki tanrıları yaşıyoruz. Dolayısıyla bugün önümüzdeki 1000-2000 yılın eğer yaşanacaksa mitleri oluşturuluyor. Ve bu mitler genelde pagan kültürü etrafında. Yani içinde iblisin ve şeytanın cirit attığı bir dünya oluşturuyoruz. Bunun içinde tevhid yok. Yok tabii. Tanrı yok. Melek yok. Evet. Evet. Şunu lütfen baştan tekrar almamız gerek. Şimdi bu metaverse kendinden ibaret değil. Şu anda hayata geçirilen paralel evrenler var. Bu paralel evren uzun zamandan beri konuşuluyor. Bunları hepsini bir arada düşünmemiz gerek. Yani önümüzde nasıl paralel bilmiyor. Evren derken nereyi kastediyorsunuz abi? Metaverse'in benzeri yazılımlarından mı bahsediyorsunuz? Yani, bakın Lucid Dream mesela. Evet, tamam. Rüyanın kontrol edilebilmesi. Şu anda yaygın olarak metaverse'e girmeden de siz aslında paralel bir evrende rüyanızı yönetiyorsunuz. Peki orada sizin siz olduğunuzdan emin misiniz? Hayır. Başka bir şey. Ben çok detaylarına girmek istemiyorum çünkü konuyu birçok kişi doğrudan yakından bilmiyor olabilir. Astral seyahatler var. Göbeğinden başlayarak şu anda cinler, şeytanlar alemine girip yolculuk yapıp dönüyorsunuz ya da dönemiyorsunuz. Veyahut da dünyanın herhangi bir yerine. Gittiğiniz yerde başınızdan geçenlerin bedeninizde izlerini taşıyorsunuz. Yani metaverse'de dayak yediniz diye rüyanızda böyle tamam sarsılırsınız da gerçek dünyaya döndüğünüzde o izler yani yoktur. İzler, yani yine de o rüyanın da tesiri var abi bazen. Tabii vardır yani. Psikolojik tesir ama bu sizin şeye benziyor. O bir kişinin hayatını hani bu dünyada yaşıyor da cehennemi çekiyor. Bu dünyada da izlerini... Onur demiş ki metaverse değil bu, metavirüs demiş. Evet. Virüs ötesi bir şey. Onu biraz yani, sonra konuşacağız. Yani eksponitle şey. Konuşacağız. Şimdi burada ben bunu bu deneyin birinci evresinin başarısızlıkla sonuçlanacağını diğer okumalarımdan çıkartıyorum. Bunlar mesafe kat edecekler. Çok ciddi etkileri olacak. Hatta bu önümüzdeki Şubat ayı sonuna doğru sıcak bir çatışmaya da dönebilir. Çin, Hindistan, Doğu, Amerika Birleşik Devletleri. Yani burada Batı Karadeniz bölgesinde İran, Suudi Arabistan arasında. Çünkü 2000 başından beri süreci istedikleri gibi yönetemiyorlar. Bugün demokrasi zirvesinde de sorunlar yaşadılar. Putin Biden görüşmesi de başarısız oldu. Tabii zirve devam edecek. Öncesi şu anki durum çok iç açıcı değil. Bu arada Davos'u beklememiz gerekiyor. Önümüzdeki ayın sonunda, Ocak ortalarında affedersiniz. Ve Çin'deki olimpiyatları, kış olimpiyatlarını görmemiz gerekiyor. Bu süreçte çok ağır bir zarar verecekler ve kendileri de yenilgiye uğrayacaklar. Ama bir ara dönemden sonra ben tekrar çok güçlü olarak gelebileceklerini ve dünyanın sonunu da getirebileceklerini düşünüyorum. Orada bakarsanız da mesela Yahudilerden demin söz ettik. Peki burada taraf kimdi ki böyle bir yorum yaptınız? Yani mesela başarısız olacaklarına inanıyorum dediniz. Evet. Taraflar kim ki? Yani sistem hepsi aynı çekecek. Değil mi? Yani bu sistem kendi içlerinde de çatışıyorlar. Dışarıdan da insanlar bunu görüp direnmeye. Yani işte yavaş yavaş din adına muhalefetler oluyor. Diğer kendi içlerinde bir takım sorunlar yaşayacaklar. Bu sistemin bu şekilde sürdürülebilmesi mümkün değil. Ama bu artık bunun olabileceğini gösterdi. Yani klonoidleri kolay kolay hemen üretemeyecekler. Kimeraları üretemeyecekler. Ama teknik altyapıları hazır. Bunları uygulamaya koyduğunuzda bugünkü insanların bütününe bunu kabul ettirmeniz o kadar kolay olmayacak. Bu çatışmada onlar yenilgiye uğrayacaklar. Sonra tekrar bunlar toparlanıp geldiklerinde ise çok farklı bir dünya söz konusu olacak. Yani siz geçen programda sizle ben de
konuşmacı olarak geldiğimde şunu söylemiştim. Üçüncü Dünya Savaşı aslında her şeyin başlangıcı olacak sonla ilgili. Yani bir ara dönem yaşanması lazım ki o zıplama olsun diye. Şunu söylediniz abi, dediniz ki bu klonoidler de dahil hani burada bir sıkıntı yaşanıyor dediniz. Öyle anladım. Hı. Ben bir arkadaşlar 9 numarayı verip ondan sonra 25 numaralı videoyu izletmek istiyorum izleyicilere. 9 numarayı buraya da alalım. Şimdi şöyle bir şey oldu abi yakın zamanda. Tepkilere cevap veren İngiltere'nin insansı robot tasarımcısı ve üreticisi Andrea Ars diyor ki insan robot teknolojisini temsil eden dünyanın en gelişmiş insan şekli robotunu ürettik diyor. İnsan benzeri yapay zekanın insan benzeri bir yapay vücutta ihtiyaç olduğuna inanıyoruz diyor. Şimdi ya, bu duygusal tehlikenin bir başka tarafı. Şimdi bunu bir videoda görelim mi? Bir 25 numarayı verirseniz. Yani buradaki resimde çok anlaşılmıyor. Sen izlemiş miydin Mehmet Ali bunu? Bak bir izlersen. Şimdi burada bakın şimdi. Robot yapmak başka bir şey. Yüzdeki ifadelere falan bakın artık. Yani neredeyse ipini, şeyini, kablosunu çek. Yürüsün gitsin veya aramıza katılsına yok, gidiyor. Bak ilkin yani. Kendini inceliyor. Aa ben neymişim filan gibi. Öğrenmeye başladı. Sonra etrafı inceliyor. Bak etrafa bakıyor. Sonra da etrafa baktıktan sonra algılamaya başlıyor. Ve bir anda bak düşünmeye başladı. Şimdi biraz önce adamın dediği gibi diyor ki yapay zeka kendisi gibi bir ürün üretmeye başlarsa. Şimdi buradan devam edin bu filmin ardından Abdurrahman zaten abi. Zaten şu anda Neom şehrinde yer altında asker ve polis olarak kullanılmak üzere robotik askerler, humanoid askerler üretiliyor. Bu üretimi yapanların fiilen çalışanların büyük bir bölümü robot. Yani robot üretmek üzere robot programlanmış durumda. Sadece insanlar ki onlar da cyborg olmaya aday. Yani çok hızlı bilgiye erişmesi, doğru karar verebilmesi için. Dolayısıyla bu süreç başladı ama bu sürecin ahlakı yok, dini yok, hukuku yok, sosyolojik, psikolojik zemini yok. Dolayısıyla yok demek olmayacak anlamına gelmiyor ama. Ama bu çatışmayı beraberinde getirecek. Yani. Ama bu çatışmalar sonrasında oluşmuyor mu bu temeller? Hayır, sistem artık her şeyi birbirine entegre ettiğinizde. Yani ben şimdi bir şeye karar verirsem cürmüm kadar yer yakıyorum. Ama şu anda 70 bin alçak irtifa uydusuyla yeri gözetliyorsanız ve nerede ne var onu biliyorsanız. Akıllı şehirler, akıllı evlerle. Bir tane madem burada bir akıl üreten bir mekanizma varsa, bir terörist ortaya çıkarsa bu siber sistem üzerinden bütün dünyayı yok edebilir. Edebilir ama bu bakın, tehlike buna da gerek yok. Yani yine böyle bir şahıs, kişi artık kurum neyse bir atom bomba patlatarak veyahut da bir virüs salarak da bunu yapamaz mı? İşte bakın onu yaparsa tekrar bunun onun üzerinde bir faturası olacak. Onun bağlı olduğu hiyerarşiler, ilişkiler, onun kriptoları. Ama öbür tarafta egemen olan bu siber güç. Yani yapay zeka sizi yönetiyor. Siz orada sizden bağımsız hale geliyor. Kendinin farkına varıyor. Sistemi şeytan yönetirse... Yani tamamen cehenneme çevirebilecek bir altyapı. Bunu kendiler de görecekler. Bunu niye anlatamıyoruz? Yani efendim? İblisin, şeytanın öbür tarafta bu işi yaptığını, yani Allah'ın yaptığının benzerini insanların önüne koymaya çalıştığını neden varlığına inanmıyorlar? İblis aynısını yapacak, insanın önüne insansılar koyacak. Şimdi mesela Vakıa suresi, istersen okusunlar baksınlar, 57. ayetten itibaren baksınlar. Şu anda anlattıklarımızı Allah anlatıyor. Diyor ki ölümü şey varlığı ben yarattım. Yani yarattı canlılığı ben yaptım. Burada afraytum matumnun tumnun mesela meni adıyla yerleştiriyor yani aslında insanı yapmanın çabalarıdır. Matumnun yani attığın meni bir bak bakalım onu sen mi yaptın diyor. Onu sen yarattın. Onu da ben yarattım diyor. Antum tahlukun ham nahnu'l halikun biz mi yaratıyoruz siz mi onu yaratıyorsunuz diyor. Sen onun bir benzerini yaratabilir misin diyor. Küçük tomcuklar yapacaksın ve bu insanı var edecek. Sonra devam ediyor.
Tam bu konumuzla ilgili. Nahnu kaddarra beynekumul mevta ve ma nahnu mesbukin. Bu tam senin sorduğun soru. Diyor ki ölümü ben yarattım. Hiç kimse bunu aşamayacaktır. Hiç kimse ölüm duvarını aşamayacaktır. Hepinizi öldüreceğim. Fakat şu noktada da benimle yarışamazsınız. Ölümü durdurmak veya insan ömrünü uzatmak için وَمَا نَحْبُ مَسْبُقِنَ عَلَى اَنْ نُبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ İnsana benziyor, sanki insanmış gibi olanları var etme noktasında da benimle yarışamayacaksınız diyor. Bir müsabakadan bahsediyor. İşte müsabaka bu. Ya bir şey yapamayacaksınız yani, demiyor. Aslında bir bakıma golemlerden de bahsediyor değil evet, mi? Tabii ki. Çok sonra net. Bravo bravo. Evet. Onlara bakıyor. Arkasından şöyle diyor. وَمَا نَحْبُ مَسْبُقِنَ عَلَى اَنْ نُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَتَمَا Bu bir inşadır. Bu bir halk değildir. Allah halktan bahsediyor. Yaratmadan bahsediyor. İnsana benzeri var etmede benimle yarışamayacaksın. Mesela yani bunlar söylüyorlar aşılacak. Transhümanizmde. Evet. Yani insan kaç boyutu, kaç çeşidi olduğunu daha önce tabii konuştuk. Bak yani bu bir inşadır. Demiri oradan alıyor, elektriği oradan alıyor, şey oradan, bir inşadır. Ama Allah daha ötesinden bahsediyor. Senin söylediğin kendi kendine üreyebilecek. Aslında mesela bu Zenobot dediğimiz. Tabii şimdi oraya geleceğiz. Zenobotlar. Onun için aslında göstereyim dedim ama programın sonuna doğru Zenobotları yani kendini üreten biyolojik varlıkları konuşacağız. İşte Kur'an bundan bahsediyor. Yani. Bundan tabii bahsettikten sonra diyor ki şeytan size ancak gurur hediye eder diyor. Aslı aslar olmaz. Biraz oyalanırsınız bir düş gibi. O açıdan bu simülasyonları insanlara aktarmak, göstermek lazım. Şimdi sen burada bir problem. Zaten. Şimdi eyvallah. Ruhla zihin arası bir kavga var. Şimdi ruh mudur asıl olan, zihin midir diye. Ruhtur asıl. Ama şimdi semavi tarafta baktığın zaman ruh konuşuyoruz ama bu taraftan baktığımız zaman asıl olan zihnin kendisini taşımaktır diyor. Yani, zaten, yani ama bak kavga zaten ruhu kabul işte edip etmemekle başlıyor. İmanla ilgili bir konu. Tabii imanla ilgili bir konu. Evet. Şimdi nereden baktığımız önemli. Evet. Yani şimdi hani kim iyidir kim kötüdür bir başkası için de Müslümanlar kötü olabilir. Evet. Yani onun için referans noktaları önemli. Şimdi zihni taşırsak bir yere ne olacak? Bedeni değil de. Bakın işte onu üreten kontrol edecek. O aslında bir zihin evet değil. O robot dediğimiz yapı. Beyninize abi zihin de bir üretimdir. Tabii üretilen bir şeydir. O metadır. Evet. İşte ben... Hayır bu zihni robota aktarabiliriz değil mi? Avatar'ın en son projesi zihni aktarmak. Aktarırsınız benim beynimi de kopyalarsınız. Ama o aktardığınız şey benim beynim değil. Yani akıllı akılcı olmak gibi bir şey bu. Benim beynimin elektromanyetik backup'ını alırsınız, ona yüklersiniz. Ama yükleyen ona siler de, ona biraz da ertan katalım der, biraz da başka bir şey katalım der. O kendi ürettiği biyonik bir robot olur. O insan değil, onda ruh yok, akıl yok. O sadece yapay bir zekaya dönüşür. Zaten yani benden zihinde, alsa da sonucu odur. Zihin de bir yüklemedir esasında. Yani insan doğduğunda nasıl davranacağına dair kalıplar yok elinde. Yani bu zihin ve zihniyet dediğimiz şey bir insanın hayat içindeki davranışlarını belirlemek üzere ona yüklenilen bir işletim sistemidir. Yani neticede bir çocuk 120. günden itibaren ana rahminde yüklenmeye başlıyor. Yani sıcak nedir, soğuk nedir, kısa nedir, edep nedir, haya nedir, büyük nedir, küçük nedir? Bütün bunları hepsini yüklüyoruz. Yani ona öğretiyoruz. Zihin bir yüklemedir. Bunu da bir yükleyeceksiniz. Ama zihin ondan sonra şunu yapıyor. Kendisine öğretilmemiş olanı bilemez. Mesela ben size şemsiyeyi öğretmemişim. Şemsiyenin ne olduğunu bilemezsiniz. Size öğretilmişse eğer kıyaslamalar yoluyla onu bulursunuz. Yani zihin de gerçekten bir upload'tur. İnsana yüklüyoruz. Nasıl yüklüyoruz? İşte ana rahminde seslerden şuradan buradan. Nereye kadar geliyor? 6 yaşına kadar yükleme devam ediyor. Zihniniz oluşuyor. Sonra ben büyüme karşı gördüğüm zaman önümü ilikeceğim. Bana öğretilmemişse işte önümü iliklemem. Zihin bir yüklemedir. Ama zihnin orada kayıt tutabilmesi ve işlem görebilmesi için birisinin onu görüyor ve değerlendiriyor olması lazım. İşte bu ruhtur. Ama bugün materyalist felsefe bunu kabul etmiyor. Yani son 300-400 senedir bir meseledir. Yani 300-400 senelik bir meseledir materyalist felsefenin varlığı. Yoksa mesela diyelim ki pagan çağında ruha inanılmıyor mu? İnanılıyor. Müşrik her daim vardı. Müşrik sadece. Bu çağın getirdiği bir kaostur. Ama bugün yarın eminim ama bak bunda siz de yazdınız. Yani bazen böyle şeyler çıkışlar ama bugün yarın batıda ruhun varlığına ve hak olduğuna. İki, bugüne kadar bu sekülerizmin
insanı bilim adına aldattığını gösterecek, ortaya koyacak fizikçiler, kimyacılar çıkacaktır. Çünkü evren o kadar mükemmel Allah'ın eseridir ki inkar edemiyorsun. Ve ruh olmadan da bir yere varamazsın. Tevrat'ta bir şey var. Az önce temas etti. Diyor ki ve sonra gafta ruhlar biter. Ama insanlar gelmeye devam eder. Kur'an'da diyor ki sizin benzerlerinizi yaratmada veya inşa etmede yine beni geçemeyeceksin. Bu şunu gösteriyor ki günlerin sonunda ruhu olmayan sadece zekasıyla hareket eden insansı, golemler, insansılar, homoniyetler gelecekler. Ve biz de bunlara tanık olacağız. Evet. Onların yaşadığı dünyada da yaşayacağız. Biz de onlar gibi yaşamak ve lezzet almak karşılığında dünyamızı, ahiretimizi terk edebileceğiz. O noktaya doğru gidiyoruz. Ne diyorsunuz abi? Kaldığınız yerden devam edin. Yani bakın bu işin teolojisini mi esas alacaksınız, bilimini mi? Bu işin sizin referans noktanız teoloji değil mi? Ben dindir. Yani tabii onun din, için siz İslam'dan oradan bakıyorsunuz. Yola çıkarak hayata bakacağım. Ve aslında bize bilim diye dayatılan şeylerin de arkasında bir teolojik arka plan olduğunu düşünüyorum. Yani bunu mitolojiyle de yani o pagan kültürle de zenginleştiriyorlar. Ve yeni bir mitolojik çağa yani eski tanrıyı tedavülden kaldırıp bravo. Yeni bir az önce söylemek istediğim oldu ki elime aklıma gelmez. Yani yeni bakın, bir mitoloji çağı üretiliyor. Tevrat'ta ne diyor tarihin sonunda? Eskileri de dirilterek bir gemiye alacaklar. Onların sayıları belli. Hangi vadiden kimler bu gemiye binecek? Bu gemi uzayda bir yere gidecek. Dünya helak olduktan sonra tekrar geri dönecek. Ya Van Allen kuşağını niye konuşmuyorsunuz? Dünyada ürettiğiniz elektronik kartların ısı artı eksi yani eksi 100 artı 100 ısıda çalışan bir şey var mı? Peki uzaya giderken ya da gece gündüz farkının ayda, merihte ne olduğunu biliyor muyuz? Ve burada yaptığınız şeylerin orada karşılığı yok. Van Allen'i nasıl geçiyorsunuz manyetik olarak? Ha bakın orada kendilerine göre bir mucizeye inanıyorlar. Ve aslında Hazreti Nuh'un gemisi suda yüzdü. Biz gökte yüzecek bir gemi. Ve bu açık bir şey var tabii. Yani Yasin suresinde وَحَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ bir de atalarını demiyor. Neslini yani bugün yaşayanların neslini ileride fülkte yürüdü dedi. Yani şeyler arası, yıldızlar arası. Bu açık ve net Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Demek ki bugün bir gün burası yaşanmaz hale geldiğinde veya uzayda herhangi bir koloni kurulmak istendiğinde... Ama o zaman Van Allen kuşağını geçmiş olduk. O zaman yok, gelecek işte bu. Bugünkü teknoloji şu anda anlattıkları değil. Ha gelecekte ne olur onu bilmem ama birilerinin böyle bir hayali var. Ama o hayali gerçekleştirip geri dönenlerin helak olacağı bilgisi de var. Abi bu şeydir. Yani mazi sigasıyla kullanıyor Yasin'de. Gerçekleşecek demektir. Çünkü tamam. Hamelna bindirdik diyor yani. Hamelna zurriyetahum fil fulkil meşhun. Fulk dediği uzayda giden gemidir. Şey dediğimiz gemi ise yani orada cinler ve şeytanların da yaşadıkları, oradan gelen bilgilere müdahale ettikleri, insanların astral bedenlerinin dönüştürüleceği. Çünkü ölüleri dirilttiğine göre bir uzay gemisine binecek insanların zaten şunu söylüyorlar. Bu biyolojik insan neslinin sonu. Dolayısıyla o gemidekilerin kimera mı olacak? Çünkü diyor ki bu acaba bütün o sıptlardan gelenlerin dışında eskiler de diriltilip yüklenecekse. Bunlar diyorlar ki biz beyninin de backup'ını alacağız. Genlerini de kopyalayıp. Demek ki herkesi bindirip götürecekleri bir dünya yok. Hayır yani bu Hazreti Nuh tufanı nasıl ondan önceki mesela ana rahminden çok varlıklar istifade ediyordu. Ben şimdi bunu söyle nasıl anlattım bilmiyorum. Bir kadının rahminden cin de, iblis de istifade ediyordu. Ve bunlar zahir görülen varlıklardı. Yani mesela gigikler dediğim, anonikler dediğim varlıklar yine kadının doğurduğu ama cinden doğurduğu. Şeytandan, iblisten veya diyelim ki işte o şey dediğimiz hobbit diyoruz. Hani Hazreti Adem ile birlikte yeryüzüne indirilmiş varlıklar da vardı. Hobbit deniliyor bunlara. Düşmüş olanlar. Batı düşmüş meleklere inanır. Mesela Harut ve Marut yeryüzündeler mi gittiler mi? Çünkü onlar yeryüzüne indirdiler. Bir takım sihirli bilgileri insanlığa öğrettiler. Bunun gibi en az 60 tür bir hadiste karşılaşmıştım. İnsanla birlikte 60 tür yeryüzüne indi. Bunlar daha önce birbirlerinden etkilenip
eşleşebiliyorlardı. Yani bir şekilde katırla atı bir araya getirden şey atla eşeği affedersin katır doğabiliyordu. Bir şey çıkıyordu, bir tür çıkabiliyordu. Sonra bu Nuh tufanı ile birlikte kesildi ve Nuh'tan önce var olan bu tür doğum yapabilecek bütün varlıklar imha edildi. Sadece 3 kadın alındı Hazreti Nuh'un gemisine. Bunlar da ancak erkeğinden yani insandan döllenebilecek varlıklardı. Evet. O yüzden Hazreti Nuh'un karısı bile alınmadı. Çünkü o da o cinstendi. Yani Goliath doğurabilecek kadınların tamamını imha etti. Bu bir şeydi. Bir yeni versiyondu. İnsanlık safhasıydı. Burada yani Yasin suresinde işaret edilen ve hamelna zurriyeten fil fulkil meşhun. Bu meşhun dediğimiz yağ demektir ama yeryüzünün yaşama standartının, yaşam şartlarının içine konulduğu bir gemide sizi taşımadık mı diyor. Ve hamelna zurriyeten fil fulkil meşhun. Yani biz dileseydik sizi batırırdık. Yani gittiğiniz yere vardırmazdık. Demek ki gitmek istedikleri yere vardıracak insanı. Sonra insan orada yeniden koloniler kuracak mı? Yeniden bir dünya inşa edecek mi? Yeni bir Adem şeyi mi başlayacak, macerası mı? Ben onu bilmiyorum. Ama sonrası helak olacak. Evet, sonrası helak olacak. Metaverse'e bağlarsanız bunu. Şimdi Metaverse senaryosu bu yönde bana kalırsa tarihin en kritik anlarından birinde bulunuyoruz. Bu kırılma noktasıdır. İnsanlık yeni bir evreye geçişin eşiğinde. Bu devrimler bazen bir çırpıda olur. Bazen ki bu ben uzun bir çırpıda olur gerçekleşeceğinden emin 5-6 değilim. 5-6 senede oluyor abi. Çağlar atlatıyor 5-6 senede. Zaten 2025'e kadar bunlar bu birinci süreci tamamlayacaklarını düşünüyorlardı. Ben bu tecrübenin bir kenarda duracağını ama bekletileceğini diyorsunuz aslında. Yani tekrar başarısızlığa uğrayacaklarını. Kesinlikle. Daha sonra yeni bir dünya düzeni kurulacağını, yani adaletten, barıştan, hürriyetten yana. Siz 2025'i referans ederek söylüyorsunuz evet, bunları. Evet, yani bir yeni dünya düzeninden sonra yeni bir ifsat hareketi gelişeceğini. Yani bu 2083. Bu bilgileri biz unutmayacağız. Ben bu bilgilerin hepsi yanlıştır demiyorum. Bunların hepsinin çok kontrollü bir şekilde dini, ahlakı, hukuku olacaksa kontrol edilebilir, yönetilebilir bir şekilde hayatımızda alanlar açabileceğini ve hatta kolaylaştırabileceğini hayatını düşünüyorum. Ama şu anki bu işin liderleri varmak istedikleri nokta tamamen şeytani bir plan olarak. Şimdi görüyorum. Tabii yine bu Hristiyanların magazininden gidecek olursak, diyor ki aynı zamanda Metaverse diyor elmanın kendisidir. Adem'le Havva'ya yedirdikleri gibi sahte bir cennetle insanları kandıracaklar. Bu elmanın kendisidir. Başka bir yere geçti. Geçtiği anda yeni bir şeylerle karşılaşıyoruz. Sosyal hayat başka oldu. Para sistemi başka oldu. Kesin. Sizlerle konuşacağım konu şu anda şu. Yeni bir inanç sistemi de geliyor. Hani diyor ya. Orada da tabii, Scientologist... bak, çok güzel söylüyor ya adam, onu yine isterseniz ekrana verip bir son kelimesini okuyalım. 16 numarayı bir verirseniz ondan referans alarak gidelim. Bir geliyor mu 16 numara? Zaten Hristiyanlarda bir Scientologist var. Bir de buraya alalım arkadaşlar. Yani bu anlamda evet. Da yeni bir... Yani Ahmer İnam'ın söylediği sınırsız bir sanal dünyada yöneten ve uygulayan varlık kim? Yani İlginç. Diyor ki... Tanrı kim diyor aslında? Buranın bir de bir tanrısı olsun. Tanrı onun daha önceki senaryolara göre performans pasınızda uyum birincisi sisteme performans uyum. Pas derken neyi kastettiğinizi de söyleyin. Ya yeni dünyanın iki tane pasportu var. Bir genetik yapınızın kodlandığı işte HES koduyla şu anda girdiğiniz sağlık evet. Karnesi. Siz kimera mısınız? Yoksa işte insan mısınız? Nesiniz siz? Cyborg müsünüz? Sizin bir öyle kimlik bir kartınız olur. Şey bu kimlik bir kartı bir de diğerleriyle olan ilişkilerinizde hiyerarşinizi belirleyen ve sizin gelişiminizi, evriminizi aynı zamanda. Evet. Ama burada en alttan en yukarıya çıkabiliyorsunuz. İşte onu gösteren şey bütün mülkiyetiniz, mülkiyet yok, intifaınız var, kullandıklarınız ve edinimleriniz, kazanımlarınız. Hepsi bu pasportta var. Ve buradaki pas işte bir tepede, ondan sonra
Yeditepe'de, ondan sonra Kırklar gibi gidiyor. Ondan sonra lokal ya da değişik tanımlanmış sektörel buradaki liderlikler. Buradaki yedi herkes aklında tutsun, biraz sonra başka yere bağlayacağız. Bir liderlikler sistemi olacak. Buraya çıkabilirsiniz ve düşebilirsiniz. Ve bu özellikle 40 ve üstü tanrılar. Evet. O tanrılar her şeyden bilgi sahibi olabilir. Yani buradaki varlık derken, tekil konuşurken siz çoğul konuştunuz. Çoğulun hizmetlerinin üstünde bir tekil vardır. Ve yani bir kişi evet. var sonuçta. Yani tek tanrı yok burada. Tanrılar, yani bu mitolojik tanrılar gibi. İşte burada tekrar o bir olan ana gücün şifresini, yani Biden nükleer şifreyi bileğinde taşıyor. O öldürebiliyor, diriltebiliyor. Yani o şeytan burada ve o görevden alınamayacak. Yani pasaportu yok. O kayıtsız şartsız bir lider. Evrenin hakimi. Evrenin ulu, onun da hakimi bu. Yani böyle bir satanist senaryo var. Ve bunun şu anda nasıl kurgulanacağı konusunda tanrılar arası bir savaş var. Yani tanrı adayları arasında bir savaş var. Tanrı seçilmiş ama değil. İla nihaya gitmeyecek. Çünkü birkaç ayette diyor ki bu o sadece bir gururdur diyor. Yani. Evet. Bu sadece bir gurur. Ara aldatmacadır. Bir süreliğine varmış gibi görünmektir diyor. Şimdi mesela basit bir şey söylüyorum. Her şey bu dünya üzerinde kurgulanıyor değil mi? Tabii. Bu dünyanın ömrü kalmadı ki. Ben size ebediyet veriyorum ama yani Allah daha iyisinden doğrusunu Allah bilir. 1225-27'lerden itibaren dünyanın senin altında ufak ufak parçalandığını göreceksin. Nerede metaverse kuracaksın? Halbuki Allah'ın vaat ettiği metaverse cennet bu evrenin bütününde. Kainat. Evet. Yani evren. Yani bu iblisin bir sanal aldatmacası. Ben şeyi çok sevindim. Yani çok güzel, zihnimde acayip bir şey açtı. Bu gerçekten elmadır. Yani şu anda insanoğluna bir yalancı elma veriyor. Zaten aslında Hazreti Adem ile Havva'nın aldanması hikayesini gördüğünüz zaman orada da bir keyfe aldanma var. Crysis yani. Magazine'e evet. atıfta bulunuyorsunuz. Evet. Yani evet. Dolayısıyla yani evet bu bir elmadır. Bizi yeniden haz üzerinden vuracaklar. Eğlence ve keyif üzerinden vuracaklar. Yani tattı, çok lezzetli dedi. Sen de tat dedi Adem'e ve o da tattı. Dünya birlikte, oyun ve evet. eğlence yeri değildir. Orada oyun ve eğlence yeridir diyoruz. Evet. Siz öyle zannettiniz anlamında. Ayet burası öyle diyor. Tam bir oyun ve eğlence. Ve her şeye muktedir olduğunu zannettiğin ama aslında senin beynini de birilerinin modellediği, şimdi, sildiği, yüklediği. Yani buradan şu mu çıkıyor abi? Şimdi böyle bir sistem kuruldu. Şimdi herkes iyi veya kötü, herkes dediğimiz siz girersiniz girmezsiniz ama X giriciler oran olarak çok olacak. %90. Yani bir baktık ki araziler satıldı. Hani bugün Bitcoin ilk çıktığında hatırlasanız millet bu nedir derken şimdi Bitcoin olmuş 600 bin TL falan vesaire vesaire. Şimdi şunu söylemek istiyorum. İnsanlar buraya bir şekilde ilkin bir deneyelim diye aynı Facebook'a girdikleri gibi. Hayır, Black Web'e girdikleri gibi. Facebook değil, burası başka bir. Yok, şeyi anlatıyorum. Basit anlatmaya çalışmak için söyledim. Yoksa derin tarafına indiğimiz zaman o iş hani belki çünkü burada bakıyorum. Bu Metaverse'ü ilk defa duyduk. İkinizden de ilk defa burada izliyorlar Metaverse'ü falan. Bunun için söylemeye çalışıyorum. Facebook gibi adam girdi. Ne güzelmiş. Arkadaşlar da edindik. Bir şeyler bulduk cemaat derken. Cemaat oluşturabilirsiniz. Evet. Sosyalist devlet kurabilirsiniz. Orada. Şimdi bir anda başka bir dünyanın. Şeylik ilan edebilenler olacak yani orada. Bakın problem şu değil mi? Yani şimdi dünya gerçek anlamda eziyet çekiyorsunuz bazen. Ne yapıyorsunuz? Hastalanıyorsunuz. Bir eziyettir. Doğru mu? Evet. Tabii burada zahmet öğrenmeye çekiyor. Geldiniz ama bu bir eziyet. Bu eziyeti çekmeden de öğrenemiyorsunuz. Doğru. Dolayısıyla ya işte patronunuzla konuşacaksınız problem. İşte bir şekilde birileriyle anlaşacaksınız, anlaşamayacaksınız. Tüm insani olaylar hepsi bir problem. Diyor ki adam al sana problemsiz bir hayat. Bakın, ne bravo. İstiyorsan siz yap. Şimdi işsizsiniz değil mi? Buraya girip iş bulabileceksin. Tabii iş bulabilirsiniz. Oradan paranı şimdi da burada anında problemi, alabileceksiniz. Siz teknolojiyle ilgilendiğiniz için size özellikle soracağım şimdi. Şimdi
Adam gözlüğü taktı. Şimdi çip takarsa gözlüğe daha, de gerek yok. Şimdi belki Mehmet Ali Bulut'a siz bildiğiniz için söylüyorum. Şimdi diyor ki adam, okyanusu biliyor musun diyor. Okyanusun önüne geç diyor. Okyanus kokusu burnuna geldiği zaman o kokuyu başka yerde bulamazsın diyor. Ben sana onu vaat ediyorum diyor. Tat var ya diyor, bazı tatlar. Hani bu çikolata tadı. Diyor ki o çikolata tadını ben burada sana vereceğim. Esrar da vereceğim şimdi, sana. Yani biyolojik bağımlılık olmayacak. Psikolojik bağımlılıkla o uyuşturucudan aldığın hazzı. Bakın fahişelerle beraber olacaksın, fuhuş yapmayacaksın. Şimdi ben olayı başka yere çeviriyorum. Şimdi. Evet, anladım. Ya şimdi böyle bir dünya cennet değil mi? Ha, sonra yani baktık cennet oldu. Cennet. Her şey var. Anlatıyor, anlayın. Ya abi. Rüya tiryakileri vardır. Ben onu biliyorum. Ya rüya görmeye tiryakileri var. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Evet. Ben de severim rüya görme tiryakilerindenim mesela. Evet. Şeyi söyleyeceğim ben. Abi buradan niye geri gelsin adam? Oradaki problem ne olacak? Bunu konuşalım. Yani bu başka yerde konuşulmayan, kayıt dışı olduğu için yani, adam şimdi gözlüğü taktı. Beslenemedi, yiyemedi. Tam oradayken ya gelmek istemiyor adam, bedeni öldü. Evet. Ya, şimdi bakın bedeni ölmeyecek. Ölümsüzlük var orada. Çünkü o tarafta değil, bu tarafta öldü. Burada öyle. Ölse de ölemiyor. Tabii. Beyninizi kopyalamışsanız orada gidip... Zihinden bahsediyorsunuz yani bu sefer. Orada genesis'e tabii. Gidip eğer beyninizi kopyalamışsanız... Bu dünyadaki gen... Avatarınız var çünkü. Gen kopyanızı evet. Da oraya vermişseniz... Siz yeniden üretilebilirsiniz, canlandırılabilirsiniz. Yani buna gen implantısı, can da... transfer edebiliriz diyor. Ama bu beden değildir artık, öldü o beden. O başka bir şey evet. Ama... Yani ben tahmin ediyorum ambulanslar her gün şey toplayacaklar. Ölmüş bedenler toplayacaklar. Onu kompoz ama, yapacaklar. Ama ruhu gitmiş orada şeyde metaverse'de yaşıyor. Burada beden ölmüş. Onu kompoz yapacaklar. Fakat burada çok ilginç bir şey söylüyor Elon Musk. O dünyaya diyor eğer entegre olursanız... Bunu çip takarsanız şimdi tuvalete gitmek için filan bir de yemek yemek için geliyorlar. Çok fazla az yemiyorlar, az yiyorlar. Eğer çip takarsanız ve sürekli de tekrar geri dönerseniz bir süre sonra diyor o dünya sizin gerçek dünyanız olacak. Bu dünya biraz zahmetli, yorgunluk var, trafik var, gürültü var, tartışma var. Orada sadece sizin seçtiğiniz arkadaşlarınız var. Bu dünyadaki arkadaşlarınız da orada modelleyebiliyorsunuz. Yani siz her şeyi yazılım yapmanız... Modellemenize bile be. Onlar zaten orada. Onlar varsa belki. Zaten buluşursunuz. Dolayısıyla diyor ki gerçekliği burası artırılmış gerçek olduğu için gerçek dünyada mıyım? Öbür dünyada mıyım? Onu fark edemeyeceksiniz diyor. Ve burası daha mutlu, daha ucuz, kavgası yok, gürültüsü yok, polisi yok. Çünkü ne yapmak istiyorsan günah mı işlemek istiyorsun? Bence polis girer abi. Ama şeyde bu cezalandırıcı da orada da bir metaverse aslında bir deneyimdir o. Onu girmesine orada, gerek orada... yok diyor. Beyninden siliyorum ben onu diyor. Sen resetliyor. Siz eğer o kurguları başkalarına zarar verecek şekilde düşünmeye başladınızsa polis beyninizin içinde tuşa bastı mı reset yoksunuz. Yani sizin varlığınız zaten siz kendinizi orada 3 tane adam yapmışsınız. 5 tane avatara çevirmişsiniz. Yani çok farklı. İşte biraz şimdi, önce bu dünya üzerinden İnan'ın dediği gibi bu üstün varlık kim olacaksa her şeyi o karar verecekti. O da tam yani yazılımcı kimse diyor. O da yapay zeka ile şu anda dünyada birkaç tane var. Bu GPT-3 biliyorsunuz. Şimdi bütün iklim bakanlıklarını 2022 sonundan itibaren Londra'daki yapay zeka yönetecek. Ya abicim en de sonunda şunu yapacaklar bize. Allah'ın evreninden kaçıp iblisin evrenine gireceğiz. Öyle çok keyifli bir dünya kurulacak orada. Hepimiz oraya gideceğiz ama işte Cenab-ı Hak da diyor ki yani oraya gidip ebedi yaşayamazsınız. Hepiniz de eninde sonunda o hayali de bozacağım. Yani bunu da unutmamaları lazım. Benim söylediğim de bu. Yani sizin söylediğiniz doğru. Orada bir evren kuruluyor. Kimse oradan çıkıp gelmeyecek. Ama bu ebedi değildir. Çünkü ilahi değildir. Bu bir sanal varlıktır. Birisi diyor ki bu dünya da sanal diyor. O zaman diyor ki git orada kal. Ama sen öleceksin. Öldüğünde senin burada ruhun kalacak ama
bu çatı ebedi değil. Bak cennete sanal şimdi, demiyor. Biz bir zaten senin yaşadığın dünya da diyor, bir hayal diyor. Evet, öyle. O Tanrı'nın rüyası diyor. O ben Tanrı bunu bir... çok iyi yönetemedi. Ben yeni bir Tanrı ve yeni bir rüya bakın, yaratıyorum. Bakın bir video yayınlanıyor. Şunu bunu ekrana da verelim evet. isterseniz. Bizim efendim bu Xenobotlar. National Academy Science diyor ki Weiss Enstitüsü bilgisayar bilimcisi yayınlanan Xenobot makalesinde ortak bir yazı geliyor, ortak bir dil. Sam Krigman diye bir adam diyor ki öyle bir sistem oluşturduk ki bir kurbağadan Güney Afrika'da yaşayan bir kurbağayı aldılar, onun bir hücresini modellediler, bunu robot haline çevirdiler ve bir şeyi fark etmediler. Bunlar tamam böyle bir yani biyolojik bir varlık bir şekilde oluşturdular. Ama bir robot. Yani yer içine yüklediğiniz aslında Dabbe'den bahsediyoruz değil yer mi? Biraz canlısı. Sonra Dabbe'ye gireceğiz. Biraz sonra bunları konuşacağız. Ufak bir reklam arası. Tekrar bu Xenobotlar nedir? Nasıl olup da hiç bitkide ve hayvanda olmayacak bir şekilde kendi üreme sistemlerini geliştirdiler. Bunu konuşacağız iki konuğumuzla. Ufak bir reklam arası. Kayıt dışı tüm heyecanıyla devam ediyor. Abdurrahman Dilipak ve Mehmet Ali Bulut'la efendim insanlığın geleceğini konuşmaya çalışıyoruz. Etiketimiz aslında alta da yazalım mı? Çok soruyorlar. Etiketi bir yerde bant da yapalım. Benim fikrim. Şimdi bol bol yazın. Biraz sonra okumaya başlayacağım. Sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Efendim şimdi bir garip bir olay oldu. Yani bildiğimiz robot bizim mekanik bir alettir. Metal olur işte çipleri falan olan. Bir anda her şey değişti ve bildiğimiz biyolojik bir robot yaptılar. Yani hani bizim anlayacağımız şekilde etten ve kemikten diyelim bir robot yaptılar. Şimdi bize bir 5 numarayı verin onunla başlayalım isterseniz. Buraya da gelsin. Efendim. Bu yolculuğun sonu sizce nereye gider diye Twitter'da bir soru sormuştum 4 gün önce. Xenobotların biyolojik robotlardan bahsediyoruz. Bir tür üreme yeteneğine sahip olduklarını biliyoruz. Fakat yaşam formlarının kendi kendine bilinen hayvan ve bitkilerden farklı, tamamen yeni bir biyolojik üreme biçimi keşfettiklerini söylersek ne olur? Yani bitkilerde ve hayvanlarda yani bunun içine mantarlar ne kadar canlı varsa hepsinden farklı bir üreme sistemi geliştirdiklerini söylediler. Şimdi yine bu efendim şeyi verelim 23 numaralı videomuzu bunun üzerine konuşmaya başlayalım. Evet Abdurrahman abi nedir bu Xenobotlar? Şimdi daha önce... Veya neyi değiştirecek? Neyle karşı karşıyayız? Sonu bir sonun başlangıcı mi? Mıdır dediğim gibi? Nereye kadar gidecek? Mesela tavşan gibi üreyen, koyun gibi büyüyen, sincap gibi beslenen ama insan gibi düşünen canlıları bu kimeratik canlılar olarak, genom olarak üretebileceksiniz. Şunu artık görmemiz lazım. Hücre zarının içine girildi. Portakal ağacında karanfil kokulu sarımsak yetiştirebileceğiz. Ben bu meşrudur demiyorum. Ama evet. yani sahip olduğunuz kapasite açısından bitkide bunu, hayvanda da bunu gerçekleştirebileceğiz. Bu ruhsuz bir canlı. Ama insan gibi düşünüyor. Tabii sınırlandırılmış falan falan. Şimdi Paris'te bir grup bilim adamı bir bitkinin manyetik frekansını kaydettiler. Fakat bu bitkinin, bu bir çiçeğin manyetik frekansını kaydederken bir adam onun yapraklarını yoldu ve çok kötü davrandı. Bunu e-mail olarak İtalya'ya gönderdiler bir şehre. İtalya'da e-mailden bu data alındı. Bir grafene yüklendi. Grafen dataları muhafaza edebiliyor. Grafen, şimdi mıknatısı metale yaklaştırdığınızda tak kendine çekiyor. Grafen ise elektromanyetik çevresel dalgaların hepsinden etkileniyor ve ona göre bir dalga
yapıyor. Canlı gibi davranıyor ama canlı değil. Ama canlı bir organizmadan üretiliyor bir bölümü. Mesela şimdi başka inorganik maddeden de ürettik diyenler var. Ama datayı içinde taşıyor. Şimdi burada can yok. Buraya bir kök hücre, bir bitkinin kök hücresi var. Yani izole edilmiş bir hücreyi bunun yanına izole edilmiş ortamda koyunca o canlı hücreyle grafen bütünleşti. Ve ona kendi kimliğini, içindeki datayı yükledi. Bunu çimlendirdiler. Paris'teki adam bu filizlenince, bunun yanına girince bitkiye titremeye başladı. Onu kendini tahrip edenin... Şimdi burada size bir hikaye anlattım. Bakın bu nerelere gidebilir? İkinci bir hikayeye geçiyorum. Bu yani deney olarak yapıldı diye. Yani zihni var diyorsunuz. Canı da var. Tabii. Ve kayıt da. Şimdi o kaydın kapasitesini size anlatacağım. Bir kayısı. Kayısı küçücük işte bir çiçek açıyor. Sonra çağla oluyor. Olgunlaşıyor. Siz onu alıyorsunuz, yiyorsunuz. Onun içinde bir çekirdek var. Aynen bizim kafatasımız gibi. Onu bir rahim gibi düşünün. Onun içerisinde çok jel gibi bir şey vardı. O zaman içerisinde sertleşti. Grafen işte o kayısının çekirdeğinin kabuğundan yapılıyor. Bu kayısı eğer dünya 10 bin yıl önce ortaya çıktıysa bu kayısı, 10 bin yıldır yaşadığı bütün serüveni o çekirdeğin içerisine kaydediyor. Bakın kışlar yaşadı. Onun yapısı çünkü parmak ucum nasıl bizim farklıysa o kayısıların da hayatları onlara parmak izi. Farklı evet. Parmak izleri oluşturdu. Sonuçta yapı o da insan ben de insanım. Ama biz farklıyız. O da öyle. Peki nasıl oldu bu? O ağaç büyürken mevsimi geldiğinde çiçek açtı ve o ağaç çevredeki bütün diğer canlılarla etkileşti. Çiçek tozlaşma yaptı. Akrabalık kurdu, ilişki kurdu ve kendini yeniden tanımladı. 10 bin yıl önceki kayısı bu sene bir daha kendini tanımlayacak. Yani buna bir bakıma tekamül diyebilir miyiz? Deyin, tereddüt de deyin. Tamam. Yani tereddüt de oldu. Bu kayısı kendi üreme içgüdüsüyle, biraz sonra o Zenobotların üremesine getireceğim. Aslında bu robot, haşa robot değil, ilahi sistem bakın nasıl çalışıyor. Bu dataları toprak, hava, suyla birlikte sentezleyerek damarlardan o kayısının çağlasına, çiçekten sonra çağlaya verdi. Çağlanın içinde çekirdek iki ucundan tutunuyor. Bir tanesi o dala tutunduğu noktadan rutubet su alıyor ve genel hayatı alıyor. Ama o bütün kayısının, o olgunlaşıp bizim yediğimiz kayısının hepsi bir database gibi kademe kademe gelen bu bilgileri alıyor, tasnif ediyor, çekirdeğin kabuğuna yüklüyor. Çekirdekse bu iki kutbu birden kullanarak onun içindeki rahmindeki o jel gibi şeyi besleye 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 o yumurtayı o 10 bin yıllık geleneğin tamamını çekirdeğin kabuğunda grafen var. O kayısının genelindeki tasnif edilmemiş bilgileri alıyor, tasnif ediyor, kendi içine veriyor. Burada evet. Çok hassas bir şey var. Çekirdeğin kabuğunda grafen var ama çekirdeğin içinde grafen yok. Ama orada grafeni yapacak bilgi var. Çünkü o çekirdeği anlatabildim mi şimdi? Bu tekrar kayısının çıkması için o bilginin girmesi gerekiyordu. O şimdi, işte çekirdekten tekrar oluşurken grafen bilgileri ortaya çıkıyor. O bilgilerle birlikte bu tekrar devam ediyor. Bir, bu ama olumlu gibi davrandınız. Tamam şimdi. Ama bak tamam. Diyorum ki aslında sistemin kendisi dediniz. Bu robot var diyorum. Bu robot kendini üreten bir mekanizma sisteme. İle o çekirdek yapısı içinde
neslini böyle sürdürüyor. Bütün dabbeler böyledir. Fakat dabbetül arz farklıdır. Bakın insanı nasıl tevarüs ettik nesil olarak, hayvanlar da böyle. Ama şimdi kimera olur ortaya çıkınca, halbuki portakala ancak narenciye türlerini aşılayabilirdiniz. Ama ben başka bir şey söyledim. Burada da şimdi bakın bitkiyi de manipüle ediyorsanız, şimdi fıtratın dışına çıktık. Orada ona bir, ne diyor buna? Gen implantı diyor. Yani buraya tabii, öyle diyor. Şimdi bu konuyu doğru anlamamız için gen implantı yaptığınızda ona canı başka yerden alabiliyorsunuz. Ona üreme fonksiyonunu başka yerden, aslında ilahi sistemin yarattıklarından dışında, kontrol dışı, yani ilahi kontrolün dışında, kontrol dışı değil miydi? Oradan kontrol, yani hukuk dışı ama fıtrat istemiyor dışında yani, onu alıp evet, yeni bir mahluk var, üretiyorsun. Zaten dabbetül ve, işte tam ve bakın bunun üreme organı var. Bunu kim yaptı daha önce? Bize bunu şimdi sansasyonel olarak da Bill Gates yaptı. Nerede? Sivrisineklerde yaptı. Tabii. Yeni bir sivrisinek üretti. Yani şimdi burada tutmuşlar Güney Afrika'daki kurbağadan aldıkları genleri kök hücrelere, bakın data yükleyebiliyorsunuz. Bu benim söylediğim grafen iki boyutlu bir madde değil. Üç boyutludur madde. Bir dalga boyu var, bir de frekansı var. Eğer siz bunlara bu şekilde o canlı hücreyle sizin sentetik yine canlı organizmadan aldığınız o yapıya yüklediğiniz datayla, ki işte şimdi aslında mRNA'larla insan mutasyona uğratılıyor. İnsana bir takım messenger RNA üzerinden DNA'ya data transfer ediyor. Bu çok dar bir alanda bir müdahale olarak gözüküyor. Ötekisi yeni bir canlı form, ama canlı bir organizmadan kimlikleri silinmiş. Kimliklerini silmezseniz ne olur? İşte o zaman katır olur ve üreme gerçekleştiremez. Onun reseptörlerini kapatmanız gerekir. Yani bir takım reseptörleri, o yeni bir takım reseptörlere yeni datalar yüklemeniz gerekiyor. Aslında artık biz bunu yapabiliyoruz. Böylece ben kurbağadan aldığım genlerle onu istediğim sincaptan da bir gen alırım, bir de ayıdan bir gen alırım. Yeni bir canlı robot üretirim. Bunun üreme kabiliyeti varsa, ki yükleyebilirim ben. Demin ki var. Yani işte size tavşan gibi üreme evet, diyorum. Yılda 2-3 defa doğurabilir. Her birinde de 5'er 6'şer tane doğurabilir. Yani 6 ayda da o erişkin yaşa gelebilir. Dolayısıyla bu çok falan diyecek bir şey değil. Ama, şimdi insanları hem korkutmak istiyorlar, hem de sanki böyle çok bunu yapmak bugünkü teknolojiyle çok böyle mucizevi bir şey değil. Ama burada bir problem var. Şimdi oradan devam et. Evet, hemen şimdi söylüyorum. Normalde kendi kendini kopyalayan xenobotlar, bak abi. İlk kopyalayan olarak değil, üreten. Üreten. Aslında üreten dediğiniz kopyalama, üreme de bir kopyalama diye bakabilirsiniz. Süper bilgisayarlar üzerinde çalışılıp kendi yapay zekalarını oluşturup kendi düşünmeye veya karar vermeye başlarlarsa bir robottan bahsediyoruz. Aynı zaman biyolojik bir varlık. Şu, o zaman diyor ne olur? İşte bakın. Konu bu aslında. Şimdi normalde Abdurrahman abinin anlattıkları hepsi evrenin içinde Allah'a ait olan sırları kullanmaktan ibaretti. Evet, o illegal şekilde evet, kullanmak. Bunların hepsini Allah dabbe diyor. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde dabbe geçer. Ve enteresan da bir ayet var. Diyor ki yerde ve gökte, karada, havada hiçbir canlı yoktur ki ben onun perçeminden tutmuş olmayayım. Allah böylece diyor ki siz ancak benim yarattıklarımdan bir şeyler yapabilirsiniz. Onun dışına çıkamazsınız. Bunun dışına evet, çıkamazsınız. Fakat bir iki yerde dabbetül arz kelimesini kullanıyor. Yerin yaratığı diyor buna Allah. Yani onu normalde dabbelerin sanki kendi yarattığı dabbelerin dışında görüyor. Yani teknoloji nedir? Bu şu demektir. Anlamadım. Yerde üretilmiş. Ya varlık. Affedersin şunu söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de kıyamete ilişkin üç şeyden bahsediyor.
Dabbetül Arz, Sekine, Tabu ve Yecüc Mecüc. Ya işte yok, şimdi normalde Dabbetül Arz diye bir şeyden bahsediyor. Dabbe ve ne Dabbetül Arz. Ne olduğunu bilmiyoruz mahiyetini. Evet. Evet. Şimdi Dabbetül Arz, ben sadece tanımdan hareketle diyorum ki Dabbe kelimesi bir tür debelenendir. Yani bu debelenmede ayak olması gerekmiyor. Az önce işte gördüğünüz. Şimdi onu bir daha verelim. Grafen de. Evet, grafen de var, bu da böyle. Evet. Yani herangi bir filmimizi bir daha verelim. Orada debelenen, çünkü Mehmet Ali Bulut senle hep yapmış olduğumuz programlarda eninde sonunda dabbelere gideriz. Evet. Değil mi? Şimdi evet. Burada ben de bunu görür görmez sen geldin aklıma. Çünkü bir şekilde debeleniyor. Evet, senin debeleniyor. Affedersin. Şimdi, ya şu kopyalama kelimesini ben doğru değil. Kendi kendini üreten. Kopyalama avatarın hemen kopyasını alırsın, buraya çıkartırsın. Yani bu bir canlı organizma. Üreye yeni bir yapı oluşturdu. Kendisi ürüyor. Robot bu. Evet. Tamamı benim. Bütün canlıları Allah yarattı. Fakat bir debelenen, bütün debelenenleri Allah yarattı. Fakat yeryüzünde öyle bir debelenen ortaya yine çıkacak ki. Yine yandırıyorsun Abdurrahman abi. Evet. Öyle bir yenge bize kısacak. Öyle bir debelenen ortaya çıkacak ki bu insan eliyle yapılmış veya Tanrı'nın, en azından Cenab-ı Hakk'ın bu benim eserim değil dediği bir yaratık. Bunun vasfını nereden bileceğiz? Bir, debeleniyor. İki, Kur'an-ı Kerim'de verilen şey üzerinden te'kulu min sa'tehu, elik insanın kemiğini eriyecek veya bastonu kemirecek. Bir de konuşacak. Dabbe konuşacak ve insana diyecek ki hepiniz sahtekarsınız. Allah'a inanmıyorsunuz. Sizin bu hayatınızda yalan bir hayat. Onları ayıracak. Şimdi bu iki sıfat. Yeryüzünde insan bunu ortaya koyduktan sonra senin ısrarla üstünde durduğun bu yapay zeka gidecek bir yere nihayete gelecek. Nihayete geldiği zaman bu insanoğlu sahtekardır diyecek. Buraya doğru gidiyor çünkü bilinç var. Bu bir. İkincisi grafik. Yani şunu söylüyorsun. Yapay zeka o kadar iyi bir zekaya ulaşacak ki Allah hakikati vardır, öğrenecek. Allah vardır. Bir böyle bir tasarım ustasız olmaz. Siz sahtekarsınız. İnsanlığa bunu diyecek. Bu hadis-i şerifli hadislerde geçiyor. Evet. İkincisi, grafen çok mühim bir meseledir. Abdurrahman abi, tabiatta var olan ve diriliği, dişiliği, canlılığı devretmesine ve bilinçli bir şekilde kendisine aktarmasına sebebiyet veren fıtri bir şeydir. Fakat bu aynı zamanda çok dışarıdan yapılacak müdahalelere insanı açık veya varlığı, ister taş olsun, İster herhangi bir meyve olsun, ne olursa olsun, grafen bir şeyin içinde ise siz grafene dışarıdan komut verebilirsiniz ve onu yönlendirebilirsiniz. Hatta ben bir gördüm, küçük robotlar yapmışlar. Komut vermeseniz bile etkileniyor. Elektromanyetik evet, alanda etkileniyor. Ama ben komutlu, yani o da olur, dışarıdan tabii. Bilinçli müdahale. Komut vermeyi kastediyorum. Grafen bir, yani yeterli miktarda bir yerde toparlandığı zaman bedende, vücutta, herhangi bir şeyde bu canlı bir varlıktır. Yani normalde şey için anlattığı işte C60H2Y bir, yani şey, kimyasal formülasyonu bu. Bu Y şey, emir alma, emir, telkin alma kudretini, melekesini temsil ediyor. Telkin alma. Telkin alma vasfıdır bu. Yani grafen bir şeyin içine girdiği zaman, yani mesela diyelim ki ben atıyorum tabii bunu. Belki de Samer'in yapmış olduğu şeyin içinde, buzağının içerisinde bir miktarda grafen vardı. Dokunduğun zaman böğürdü. Hatta Muhittin Arabi diyor, iyi ki insan yapmadı. İnsan yapsaydı konuşurdu diyor. Yani dokunduğunuz zaman veya örsettiğiniz zaman konuşurdu. Aynı şekilde de grafen bugün veya yarın insana tam olarak yüklendiğinde veya yeterli miktarda insana yüklendiğinde insan bir bilgisayarın veya bir televizyonun kumanda ile idare edilebildiği gibi idare edilip ve sevk edilecek. O tarafa, bu tarafa götürülecek. Ben biraz buna dikkat ettim. Bir ayetle karşılaştım. Bunu yuvesvisu fi sudurinnas minel cinneti ven nas. Bu ona tam denk geliyor. Yani insanın sadrına vesvese atarsınız. Onu yönlendirecek bilgiler atarsınız. Bunu insan da yapabilecek, cin de yapabilecek. Şeytan da yapar. Yani şeytan da. Yani diyor ki bunu vesvesesiz. Cin yapıyor zaten. İnsan da yapabilecek. Yani insan da burada bir elime aldığımda şu telefonu, eğer sizin şeyiniz açıksa, Bluetooth'unuz açıksa, ben size bilgisayarınıza girerim. Frekanslarınıza ulaşırsam ulaşırım, zaten çözerim. Evet. İşte grafen bunu yapabilecek bir varlık. Bunun ortaya çıkışı yani normalde var ama bulunuşu 1985.
1985'te bu keşfediliyor 3 boyutlu diye. Teorik olarak konuşuyor da o zamanlar. Tabii, 1996'da da bunun şeyi de alıyorlar. Yani bu patent değil. Ne diyor ona? Yani ona onlara bir şey veriyorlar işte. Ödül veriyorlar. Nobel'ini alıyor, Nobel ödülünü alıyorlar. Nobel ödülünü patentle alıyorlar. Birlikte Nobel'i aldılar. Evet. Şimdi ben bu 1995'in şeyine düştüm bu ayet üzerinde. Yuvesvisu fi sudurinnas, insanı kumanda gibi evirip çevirecekler ayetinin matematik karşılığı 1985. Grafenin bulunduğu bir zaman. Bu Black Go, grafen, bunların hepsi şu insanı kontrol edilebilir. Hatta sümahşa Tanrı'nın kudreti şeyinden, tasarrufundan çıkarılıp onun kudreti olmadan da yönlendirilebilecek hale getirecek. Asıl kıyametin işte başlangıcı bu. Çünkü insan gerçekten elmayı yemiş olacak ve cennetten, yani bu dünyadan da kovulmuş olacak. Bu ikinci kere gerçekleşecek. Israrla insanlara diyorum ki benim derdim. Elma bak, mı yiyecek, aşıyı mı yapar? İşte elmayı aşı üzerinden hani beni şey yapmışlar. Şimdi gerçi seninki de kapatıldı. Benim Instagram adresime yazmışlar. Bu kendisinden bahsedilemez adamdır. Çünkü aşı karşıtıdır. Ben diyorum ki hayır, ben aşı karşıtı değilim. Dayatmıyor, isteyen gitsin. Ama ben mRNA karşıtıyım. Çünkü mRNA bir aşı yolu değildir. İnsanı içeriden hacklemek yahut insanın içine yeni yazılımlar yüklemek işidir. Daha önce buğdaya yaptıklarını, daha önce sebzeye ve nara yaptıklarını, şimdi insanın hücresine yapmak istiyorlar. Ama ben de kesin şuna inanıyorum. Az önce söylediğim Abdurrahman abinin, bu işi tamamlayamayacaklar. Bitiremeyecekler. Çünkü onların hakkından gelinecek. Nereden gelinecek? Yine ben postüler biliyorsun, yani bazen şey diyorsun, sadece din konuşuyorsun. Ama diyorum ki İsa Mesih'in çıkmasının manası Deccal'i dolduracak, çünkü İsa Mesih bu şu demektir. Batı'da bu bilimi ortaya çıkarıp birileri tarafından kötüye, iblisin kuvvetine kullanılmasına sebep olanların karşısına bu bilgiyi Allah adına kullanacak, dur yahu sen ne yapıyorsun diyecek gruplar çıkacak. Yine bu Hristiyanlardan çıkacak. İsa'nın gelmesi budur. Yani yine Hristiyan toplumunda bu bilgiyle azmış ve insanlığı azdırmaya çalışan bu üst aklı dur diyecek, yine onların içerisine çıkacak. Çünkü Mesih oradan çıkacak. Israrla bunu söylüyorum, bu sonu gelmeyecek bu işin. Duracak bir yerlerde, durdurulacak. Bu dediği gibi müthiş bir adaletli bir dünya kurulacak. Bu gerek İncil'de de var, Hristiyanlıkta da var, İslamiyet'te de var. Krisisin biraz önce söylediğine atıfta da bulunuyor. Adaletle bir hüküm sürülecek. Belki 40 sene sürecek, belki 30 sene sürecek, ama bu bir tren. Ama insan vasfı ve insanın tabiatı, insan ahlakı, bir dakika şimdi tamamlayayım. Bir laf da var burada. Diyor insan ki, çözüldüğü için, insanın genetiği çözüldüğü için artık insan rahatlıkla manipüle edilebilecek durumdadır. Bu şey suresinde de, Vaka suresinde az önce verdiğim ayetlerin sonunda وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ نَشْأَةَ الْعُولَى, siz birinci yaratılış usulünü öğrendiniz diyor. Şimdi düşünmeyecek misiniz diyor. Yani birinci yaratılış usulünü öğrendiniz madem ki. Ne demek birinci yaratılış? İşte bu yeni insan üretiyor. İnsan üretmek. Evet. Tamam. Ya sincap gibi besleniyor. Evet. Tavşan gibi ürüyor. Diyor ki siz bunu hayra kullanacağınıza, bunun üstünde niye düşünmüyorsunuz da bunu şerre ve insanlığın belasına kullanıyorsunuz diyor. اَفَلَا تَذَكَّرُونَ, düşünmeyecek misiniz? Hadi ben birinci şekli öğrettim size. Yani genetik yapıyı çözdünüz. Nasıl, nereden, ne yaparsanız İnsanı şöyle yapabilirsiniz, böyle yapabilirsiniz, avatarını üretebilirsiniz, sarımsağı ağaçta yetirebilirsiniz, işte çileyi ağaçta yetirebilirsiniz. Bütün bu imkanları gördünüz, çünkü benim nasıl yarattığımı gördünüz diyor. Yani, öğrendiniz. Öğrendiniz diyor. Artık biyolojik makineler ya da biyoloji yapan makineler, bak biyoloji yapan makineler, tamam, çok daha ağır bir laf, oluşturmak için istediğiniz kadar deney yapabilirsiniz demiş. Evet. Ne olacak işte? Yeryüzünde, tamam, işte evet, yeryüzünde bilim adamı, insansı, yani Tanrısı haşa Allah'ın yaratmadığı bir şey yaratmak. Dabbetul arz bunun işaretidir. İnsan bunu yapacak. Ama insan onu yaptığı zaman kendi sonunu hazırlamış olacak. Bitirecek onu. Yani Cenab-ı Hak bundan haber veriyor zaten. Fahşaya giriyor. Evet. Yani hatta burada şunu mu kastediyorsunuz? Yani hani Terminator filminden bahsedelim. Robotu yaptı, sonra onunla karşı karşıya geldi. Ama burada bahsettiğimiz biyolojik bir varlıktan bahsediyoruz. Yani bahsettiğimiz, bak şimdi burada acayip şey, insanlar diyor sonsuza kadar
bunun hakkında felsefe yaptılar şimdiye kadar diyor. Artık kendisi var. Yani bunlara din kitapları da dahil olmak üzere. Yani ve bütün felsefeler dahil olmak üzere. Şu anda diyor bütün konunun temeli bunun üzerine kuruluydu. Neydi konu? İnsan robot yapabilir mi? Evet. Yıllardır biliyoruz. İnsan biyolojik İnsan bir varlık yapıp bunu diyor istediği gibi oynatabilir mi? Yani İnsan şu. İnsan yapabilir mi? Biraz biyolojik önce sizin söylediğiniz deme. Gibi tavşan kafalı fil gövdeli. O mitolojide var zaten. Mitolojinin kendisi. Belki aynı yapı şunu söylüyor. Mitolojide de bunlar olduğu için mi acaba diyor. Bildiğimiz şey diyor. Bilginin tekamülü sonunda insanın da belli bir tekamülden sonra kendini ilah ve Rab olarak görmesi. Evet, yani ana Rabbakumun ala diyen çok ben insan çıktı. Hüküm yani. Koyacağım ve terbiye edeceğim. O işte diktatörleri şunları bunları gördük. Artık emredip yaptırma değil. Ben söylerir söylemez sen benim kulumsun diyecek. Hani Hazreti İbrahim'in karşısındaki kral ben tamam. Öldür ben yaratırım diyor. Tamam işte. Hazreti İbrahim itiraz etmiyor. Ben yaratırım ve ben öldürürüm. O zaman diyor ki güneşi doğudan getir, batıdan getir diyor. Ve bu etellezi kever. Bugün bunu yapmaya çalışıyorlar. Eğer siz dünyanın dönüş yönünü yani o içindeki mekanizmayı ne diyor ona? Manyetik manyetik kutuplardır. Evet, manyetik dönüşünü durdurabilir, dönüştürebilirseniz güneş batıdan doğmaya başlar. Yani ama olacak şimdi, bir gün bu. Tabii ki olacak. Tabii ki olacak. Muhakkak olacak. Yani onu yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla yani eğer mesela Vaka suresinde ki o cümleler, ayetler gerçekten Kur'an ve İslam dünyası bilimden kopmadan gelmiş olsaydı bunun bu olduğunu bileceklerdi. Çünkü açık ve net şekilde Allah bir yarıştan bahsediyor. وَمَا نَحْبُ مَسْبُوقِينَ Benimle yarışamazsınız, beni geçemezsiniz diyor. Ne konusunda? اَمْسَالَكُمْ Yani insana benzer, insanın misli olan varlığı. İnsanın misli olan varlığı. Yani, tıpkı insan gibi yani. Evet. وَنُنْشِيَكُمْ İnsansı varlık inşa etmek. Bunlar mesela işte bir kısmı siborg dediğimiz biraz inorganik, biraz organik bir varlık. Ama burada söylediği biyolojik varlık. İnsanın benzeri varlığı yaratmada da beni aşamayacaksınız, geçemeyeceksiniz diyor. Bu şunu gösteriyor. Bizim sonunda bu, hepiniz ölümcülsünüz. Bu sıfır yani insan aslında. Yani bir evet. Sıfır insan esas olan bir sıfır insan iki sıfır, evet. İki ve üç sıfır insanı alt edecektir. Evet şimdi bir 26 numaralı videoyu bir verelim mi ekrana hemen? Şimdi The Economist dergisi aslında bir burada da izliyoruz şimdi. The Economist dergisinin kapağı. biraz küçük kaldı kapak ama. Evet. Şimdi biz direkt onu verelim. Onun üzerinden girip konuyu şey yapalım. 10 numara. Bir de buraya verirseniz hemen bir hatırlatma yapalım. Ekrana da geliyor mu? Dünya ekonomisine yönelik tehditler. Çin'in çöküşü, enflasyon ve belki omikronu konuşacağız biraz sonra. Omikron tehditinden bahsediyor The Economist sevgili dostlar. Ufak bir reklam arası bu omikronu da bir konuşalım. İki değerli konuğumuzla birlikte bakalım görüşleri ne düzeyde. Ufak bir reklam arası. Kayıt dışı devam ediyor. Abdurrahman Dilipak ve Mehmet Ali Bulut'la insanlığın geleceğini konuşuyoruz. Nerede kalmıştık? Omikron'da kalmıştık efendim. Şimdi The Economist dergisini tekrar verelim 10 numarayı. Onun üzerinden bakalım. The Economist dergisi kapağında 3 büyük tehlike gösterdi. Ve burada bir vukuat olduğunu gösterdiği için de sarı bantlar çekti. Bunlardan bir tanesi efendim Çin'in çöküşü. İkincisi enflasyon. Büyük bir enflasyon gelecek. Dünya görmüş olduğu en büyük ekonomik enflasyonları yaşayacak. 29 krizi gibi büyük bir kriz de bekleniyor bu arada. Ve tabii şu an için en büyük tehlike, bilinmez bir tehlike aslında omikronun kendisi. Şimdi şöyle yapalım. Abdurrahman abi yine senle devam edelim. İlk açılışı sen yap. Omikron dediğin zaman bu bir varyant. Fakat hani bununla ilgili baktığımız zaman senden önce bir 7 numarayı da vereyim. Belki senin ufkunu da açabilir. Hani şey olarak buradan bir şeyler ekleyebilirsin. 7 numarayı bir alalım mı? Efendim bir bayandan bahsedeceğiz. Sara diye bir bayan. Evet. Efendim Oxford AstraZeneca aşısının geliştiricilerinden Sara Gilbert
bir sonraki salgın Covid'den daha ölümcül olacağı konusunda uyardı ve aşıların omikron varyantına karşı daha az etkili olabileceğini söyledi. Dolayısıyla hani ben de bunu Twitter'da paylaştığım zaman şimdi omikron diye bir kavram ortada duruyor. Şimdi omikron bir de hadi 11 numarayı da vereyim. Bunların hepsini üst üste koyayım, sizler yorum yapın. Dikkat edin demişim ben 28 Kasım'daki tweetimde. Omikron varyantından sonra daha etkili olduğunu düşündüğüm bana göre. Çünkü ben bir ezoterik okuma yaparak söylüyorum bunu. Diyorum ki omega varyantına hazırlık yapın. Bu omega varyantı alfabenin en son harfi. Yani çünkü sembolizmaya göre omikronlar küçük parçalardan oluşur ve bu küçük parçalar ise omega'nın kendisini, yani en yıkıcı olanı oluşturur veyahut da bütünleyici olanı oluşturur diye bir tweet atmışım efendim. Bakıyorum şimdi. Tabii bu omikrona baktığımız zaman bir de 13 numarayı alalım mı? Böyle arka arkaya vereyim ben bunları araya girmemek için. Kim ne düşünerek yeni varyanta bu ismi koydu? Tabii biliyoruz ki bu alfabenin harflerinden oluştuğu için Yunan alfabesinin sırasına göre gidiyor. Ama omikron dedi birisi, yani buna. Niye omikron? Bir şeyi atladılar. Bir anda omikrona geldi. Ve omikron tabii mikro demek, küçük. Biraz önce söylediğim gibi bütün küçük parçalar bir büyüğü oluşturacaklar. Yunan alfabesinin 15. harfi, yani O ile belirtilen harf, aşağıdaki sembolizmada görüldüğü gibi harfin kendisi. Bir takım yıldızının 15. yıldızı anlamında, aynı zamanda SARS-CoV-2 endişe varyantının kendisi. Horus'un gözüdür. Şimdi nereden çıkarttınız bunu diyebilirsiniz. Biraz sonra ispat edeceğim. Rakamsal değeri 70'tir. Sana soracağım Mehmet Ali Bulut 70'in anlamını. Ve serpent, yani Sofya'nın. Sofya kimdi? Elmayı yediren yılanın kendisi, serpentin kendisi. Bunu konuşacağız. İkinci harfidir. Aynı zamanda yokluğun ve bilinmezliğin sembolü ve demişiz kalmışız devam eden bir şey. Şimdi hemen ardından 19 numarayı verelim. 19 numarada da bir şeyler göreceğiz. Bakın arkadaşlar, biraz önce size dedim ki Sofya'nın, yani serpentin kendisidir. Sofya, yani kızıl saçlı kadın bu. Sofya'nın ezoterik ismidir aynı zamanda omikronun. Bakın ikinci harfi görüyor musunuz? O. O aynı zamanda gözün kendisidir. Bakın altta da Horus'un gözünü görüyorsunuz. Şimdi hani bunları böyle ekleyelim ki arka arkaya. Biraz sonra 70'i konuşacağız. Mehmet Ali Bulut'a soracağım. Tabii bu arada baktığımız zaman omikron konuştuk filan derken bir anda iki tane, aslında üç tane afiş ama iki tanesi önemli. Bir 15 numarayı verelim arkadaşlar. Bir Hollywood yapımında The Omicron Variant diye bir afişle karşılaştık. Yani ardından bir de 12 numarayı verelim arkadaşlar. Onu da ekrana verelim. Omicron bir İtalyan yapımı bir filmde 1963 yılında işte bilim kurgu komedi bir filminde, filmin konusu tesadüftür ki insan bedenini ele geçirmek üzere kurulu bir yapıdan bahsediyor. Yani aşağıda da aslında 18 numarayı verirsek ekrana, onun afişini de verelim, bir görelim onun afişinde. Yani bakar mısın Mehmet Ali Bulut? Afişte doktorlar, abi senin tavşan orada ve bir insan. Yani aslında bir şekilde dünya dışı bir zeki varlığın insan bedenini ele geçirmek üzere kurgulamış olduğu bir filmi konuşuyoruz. Tabii şöyle yapayım ve geri çekileceğim. 8 numarayı da bir verelim efendim. 8 numarada da der ki omikron için, omikron genomik olarak bugüne kadar görülen diğer varyantlardan daha agresif duruyor. Yani öldürücülüğünü şu anda bilmiyoruz ama hani yaygınlaşma anlamında çok agresif.
Ve önümüzdeki günlerde sosyoekonomik olarak, dikkat edin, sosyoekonomik, bunu söylediğimde de ekonomist yoktu da. De ekonomist de aynı şeyi, yani enflasyondan bahsediyordu. Gerçek yüzünü ve amacını bizlere gösterecek dedim. Ve bunu söylerken 24 numarayı bir verirseniz bir video ile karşılaştım sevgili dostlar. Ufak bir video izleyeceksiniz. Bakın, bu omikronun kendisi ve ekonomiyi, yani Amerika'nın Amerikan parasının üzerinde omikronun hareketlerini görüyorsunuz ve aşağıda in covid trust yazmış yani. Covid'e inanın diyor yani. Öyle bir konu. Şimdi Abdurrahman abi, böyle bir girizgah yapayım ben. Böyle konuları toparladım. Bunların hepsiyle ilgili yorum bekliyorum ikinizden de. Evet, siz de başlayalım. Bu defa bir Filistin çocuğunun bir sözü vardı. Kimin çocuk, abi? Filistinli bir çocuğu. Filistinli çocuğun. Evet. Çocukları küçük kurşunlarla mı vururlar diye. Şimdi bu çocuklara dönük, büyükler büyük ölçüde tamamlandı. Büyükler arasında direniş giderek artıyor. Sorunlar artık, ölüm istatistikleri rakamlarının artmaya başladı. Çocuklar üzerinde şimdiye kadar yeterli aşılama yapılamamıştı. Bu küçük çocuklar için düşünülmüş. Özelliği mikron olduğu için çok hızlı hareket edebiliyor. Çok hızlı yayılan. Diğerleri bu kadar hızlı yayılmıyordu. İki tane özelliği var bu varyantın. Çok hızlı yayılıyor. Ama ölümcül olmuyor. Ama sekel bırakıyor. Ve çocukları da hasta yapacak. Dolayısıyla çocuklarınızı aşılayın diyecekler. Zaten hemen Mehmet Ceyhan 5-6 yaş çocuklarının derhal aşılanması gerektiği yolunda bir çağrı yaptı. Ve şu anda da sosyal medyada çok ciddi bir direnç var hükümetin ilkokul öğrencilerin aşılamasına karşı. Bu mikrop zaten, bu işte Kaddafi Birleşmiş Milletler Genel Müdürü'nde, genel kurulunda onu söylemişti. İlacı mikroptan, aşısı ilacından daha tehlikeli olacaktı. Böyle bir tehditle karşı karşıyayız. İki özelliğini tekrar söylüyorum. Bir, çok hızlı yayılıyor. İkincisi, ölümcül değil. Çünkü ölümden insanlar artık paniklemeye başladılar. Sekel bırakacak. Ve çocuklar üzerinde, diğerlerinin hiçbirisi, dikkat ederseniz, yani bunu üretenler kimin, hangi coğrafyada, nasıl, hangi genetik grubun nasıl tepki vereceğini, hatta A grubu, B grubu üzerinde bile istatistik çalışmaları yapmışlar. Bir de şu var, biz zannediyoruz ki bize verilen ilaçlar hep gelen aynı ya da aşılar aynı. Hayır, o mRNA'lar İsrail'e giden farklı, Avrupa'dakiler farklı, Türkiye'dekiler farklı, 3 ay önce gelenler farklı. Burada aynı ürünü üretiyorsunuz, e-water olarak, içindeki nano robotlar olarak. Bir de orada asıl önemli olan yüklediğiniz data. Bu şişeyi buradan geçerken üzerine basıyor, çekiyor, data yüklüyor. Ve sürekli olarak feedbacklere dayalı olarak ilaçlar, aşılar her ülke için, her bölge için, her zaman için, mevsim için yeniden programlanabilen bir özellik taşıyor. Şimdi bu gelen aşılar, 6 ay önce gelen aşı olmayacak mRNA grubu. Ve buna direnç de oluşacağını düşündükleri için bizde TürkoVak'ı şu anda önce Sinovac'ı verdiler. Arkasından biliyorsunuz mRNA'ya geçti. Şimdi TürkoVak aşısını olunca arkasından Türkiş mRNA'yı getirmek üzere bir senaryodan söz ediyorlar. Buradaki olay, bütün dünyada, çocuklar da dahil, herkesin aşılanması ile ilgili bir senaryo. Ben bir şey soracağım, kızmayın bana ya. Kim niye yapıyor ve dünya buna niye ses çıkarmıyor? İşte bu başlangıçta konuştuğumuz dünyaya geçiş için bu kadar nüfus çok fazla. Burada tekrar şeye dönecek olursak, o ilk kapağa dönecek olursak. Geldik. Bakın. Yani o sürece geçiş için ciddi bir izleme, gözlemleme yapmak gerekiyordu. Bu insanların direncini kontrol ediyor. Aynı zamanda
insanlar daha kontrol edilebilir, bağımlı hale geliyor. Sağlık üzerinden bir manipülasyon yapılıyor. Yani geçenlerde burada mı sizde mi söylemiştim? 6. aşıdan sonra gelin size çipte kalın diyecekler. Çünkü bu kadar aşı insan biyolojisinde de tepkilere yol açacak. Alerjiler, olaylar ortaya çıkacak. O zaman çip takalım diyecekler. Çip taktınız mı zaten cyborg oluyorsunuz. Yani biyolojik insan olmaktan çıkıyorsunuz. Şimdi burada bir de zamana ihtiyaçları var. Bu zamana ihtiyaçları, yani işler yolunda gitmiyor. Aslında biz buraya gelmeden doların, The Economist'e haber verilen sanal paranın doların yerini alması, yeni Bretton Woods'un yapılması gerekiyordu. Yani bu geç zaten olacak yani. Evet. Çin'in çöküşü de o şekilde olacak. Evet. Bakın geciktiler. NATO toplantısında ne oldu? Aslında 2025'te bitmesi gereken senaryolar 2030'a ertelendi. Nihai sürede 2040'a uzatıldı. Bu arada bu yöntemle nihai hedefe varmak giderek güçleşiyor. Reaksiyon artıyor. O zaman insanlara konvansiyonel sistemlerle, yani eski askeri sistemlerle bir sarsmak ve umutsuz hale getirmek, ekonomilerini daha radikal bir şekilde çökertmek gerek. Dolar çökerse bütün dünya çöker. Çünkü dolara bağlı paralar Amerikan ekonomisinde. Ama bu nüfusu değiştirmiyor. Ne zaman konvansiyonel bir savaş ardından nükleer denemeler olursa belki bu hızlanacak bir süreç. İşte onu da bakın. Bence artık savaşa gerek kalmaz. Senin de 3. Dünya Savaşı anda başladı. Hep söylüyorsun ya. Ben bazen şunu, sana o konuda katılmıyorum. Ben sana şunu söyleyeyim. Evet. Yok, sen diyorsun hani bu gerçekte bir savaş olacak. Gerçekte bir savaş olabilir ama şu anda 3. Dünya Savaşı bütün hızıyla devam ediyor. O esas o ayrı, olan tabii. Büyük yani, miktarda insanlık imha edilecek. Benim bahsettiğim şundan dolayı bir hani açıklamalı şey yaparsam onun üzerine kurmayı yani şunu kurarsan. Anlatmam gerekiyor. Tamam. Şimdi bakın bugünlerde çok önemli hadiseler gerçekleşiyor. Mesela? İşte bir defa demokrasi zirvesini göreceğiz. Şu ana kadar rezalet. Tabii çok yani kötü geçti. Evde hiç yani iklim Glasgow zirvesi de rezaletti. Başaramadılar. Biden'la Putin arasındaki konuşma da konuşmadan öncekinden daha kötü. Ama bunu ters düşünsenize. Yani bunlar gerçekten başarılmamak üzere kurguluysa. Hayır. İçerideki dengelere baktığınızda Trump, Cumhuriyetçiler ya da Amerika'daki ne bileyim işte bir takım sermaye gruplarının. Trump'ı yeniden seçtireceğiz inşallah. Yani dengeler çok hızlı şekilde değişiyor. Şimdi demokrasi zirvesinde pazartesi ne halt olduysa anlayacağız ama görünen o ki İçeride de çok ciddi, hatta dalga geçiyorlar. Bunlarla mı demokrasi yapacaksın diye. Çünkü bunlar globalist. Demokrasi makyajıyla arkada Amerikan grubu yeni senaryosunu katılan ülkelerle yeniden de mesela Türkiye'yi çağırmadı. Irak'ı çağırdı ama. Şimdi bu arada ikinci etap ne? Önümüzdeki ayın 17'sinde Davos toplanıyor. Davos da aslında Avrupa grubunun vereceği bir karar bekleniyor. Ama bu arada iki şey çok hızlı şekilde gelişiyor. Japon Denizi ile Hint Okyanusu'ndaki askeri hareketlilikle Doğu Karadeniz, Ege, Doğu Akdeniz bölgesinde bir hareketlilik. Yani şu anda 6 tane büyük üs kurdu. Bir tanesi uçak gemisi Girit'te, Amerika uçak gemilerinin yaklaşacağı büyük bir deniz üssü örgütlediler. Ukrayna ve Kırım'da çok ciddi gerginlikler söz konusu. Her gün yeni açıklamalar geliyor. Şimdi burada Çin'e bakacak olursak, Çin kış olimpiyatlarına hazırlanıyor. Demokrasi zirvesinde Amerika kimleri davet etti, kimler geldi ya da gelmedi. Aynısını Çin katılmayacak olanlara karşı aba altında bunun bir faturası olur diyor. Bugün, mesela Amerika... Evet. Katılmayacağını açıkladı ama isteyenler gidebilir dedi. O isteyenler gidebilirlerin hepsi CIA'den. Ve kış olimpiyatları süresi içinde Çin'de çok ciddi iç kargaşalar olabilir. Ya da olimpiyatlar gerçekleşse bile o perdenin arkasında Çin bundan sonraki süreci nasıl yönetecekleri konusunda o katılanların içinde gelenlerle başka bir mutabakat hazırlayacaklar. Ve Çin çok kararlı olduğunu, geri adım atmayacağını söyledi. Bu arada Çin'in
nereye müdahale etmesi söz konusuydu? Tayvan. Tayvan'a, Amerika'ya gitti onlar. Şimdi Tayvan'a da bunun faturasının çıkartılacağını söyledi. Amerika'da Çin'in Tayvan'a müdahalesinin savaş sebebi olduğunu açıkladı. Öyle anlaşılıyor ki eğer bu toplantılar süreci içerisinde yani Amerika, Davos ve Çin'deki toplantılarda yeni bir politika ortaya çıkmazsa çıkar mı? Çin Tayvan'a saldıracak. Ama Japonya... Yani siz şöyle anladığım kadarıyla şunu iddia ediyorsunuz. Çin'in bu saldırıda kendi kararını vereceğini söylüyorsun. Öyle mi anlayabiliyorsun? Bu süreçte evet yani tabii siz süreç, ayrı düşündüğünüz süreç içinde orada neler evet gelişecek onu bilemeyiz ama yani şu anda Amerika böyle olmayabilir ama şu andaki restleşmelerin arkasındaki süreç böyle gelişiyor. Amerika doğrudan Japon denizinden Çin'e bir nükleer saldırı, füze saldırısı gerçekleştiremez. Çünkü bunun bedelini hem kara olarak Amerika'da hem de denizde çok ağır bir bedelle öder. Ama bu arada Çin ile Hindistan arasında beklenmedik bir çatışma ortaya çıkabilir. Çin aynı şekilde Doğu Türkistan cephesinde de hatta işte olimpiyatlar süresi, kış olimpiyatları süresi içinde bir takım toplumsal olaylar, daha önceki Tiananmen olayları gibi. Yani Çin'in tökezitilmesi gerekiyor. Saldırmaya kışkırtılmasının gerekiyor ki onu vurasınız. Çünkü daha önceki süreç bir türlü öngörülen takvime uymadı. Onun için konvansiyonel sistemlere geçebilirler. Çin sadece kendi topraklarında değil burada artık. Burada aynı görüşteyiz abi. Çin sadece kendi topraklarında değil, İran'da da Rusya ile beraber üstleri var. O zaman dünyanın başka yerlerinden Amerika'ya yönelik tepkiler olabilirdi. Onun için ben Suudi Arabistan'la İran arasında da yani yakın özellikle olsun. Afrika koridoru, Mezopotamya bölgesinde başka bir çatışmanın yaşanabileceğini düşünüyorum. Suudi Arabistan İran'a saldırdı demek için yani Doğu Akdeniz'i de kullanabilir, Hint Okyanusu'nu da kullanabilir. Suudi Arabistan saldırdı da ya da Suudi Arabistan'a saldırırsanız İran saldırdı demek için Amerika'nın hem Hint Okyanusu'nda hem de Doğu Akdeniz'de, Körfez'de üsleri de var, füzeleri de var. Dolayısıyla bir İran, bakın bunlar böyle olacak değil. Bu satrançta muhtemel taşların nasıl oynanacağına ilişkin bir öngörüdür. Dolayısıyla Mezopotamya'da beklenmedik gelişmeler, daha doğrusu İran'la. Bu öteden beri konuşuluyor. Yani İran'ın, kızım sana söylüyorum, gelinim sen dinle diye cezalandırılması. Aynı şekilde Doğu Karadeniz'de. Yani Amerika oraya askerleri piknik yapsın diye gelmedi. Bu doğrudan Rusya'ya karşı Yunanistan'ı işgal etmek için de gelmedi. Ama şimdi Türkiye biraz uluslararası hani aslında ilişkileri ve uluslararası konjonktürü konuştuğumuz zaman 6 numaralı bir şeyim var, tweet'im var. Ondan sonra Mehmet Ali Bulut'un da görüşünü alalım. Hı hı. Bir 6 numarayı alabilir miyiz? Efendim şöyle bir şey oldu bir anda. Rusya 15 Kasım'da 2 tonluk Kozmos casus uydularından birini anti uydu silahıyla bir anda vurdu. Yani aslında burada herkes dedi ki ya ne yapıyorsun işte dünyanın çevresine parçacıklar oldu bunların hepsi bizi rahatsız edecektir. Bundan da Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları etkilendi. Fakat bir şey atlanılıyor aslında konu. Hep onun üzerine gidiliyor ama anti uydu silahının başarısı konuşulmuyor. Tabii, tabii. Şimdi asıl konu bu. O alçak irtifa uyduları için Türkiye'de o konuda bir çalışma var. Başka ülkelerde de var. Çünkü onlar çok tehlikeli ama vurulamaz da değiller. Evet. Şimdi bu arada uzaya iki tane füze daha gönderdi. Haberleşme uydusu falan dedi ama bu haberleşme yerdeki haberleşme değil. Bu alçak irtifa uydular arasındaki haberleşme sistemi. Yani bugün dünyanın çevresindeki hemen hemen bildiğiniz ve güvendiğiniz hatta lazer silahları kullanılabilecek tüm uydular indirilebilir. RF ve lazer. O mikronla birlikte bu konuyu bir bağlayacak olursan. Önce buradan gireyim. Evet. Şöyle böyle 20 senelik bir gazeteci olarak. 20 senelik şeyim şu uydularla ilgili söyleyip durduğum bir şey var.
Derim ki ben tabii yine hani Kur'an üzerinden söyleyeyim. Peygamberimizin en büyük mucizesi ayı parçalamasıdır. Parmağıyla ayı parçaladı. Değil mi? Bu zaman dünyada milletin gözünün önünde ay parçalandı ve ikiye ayrıldı. Ben mucizelerin insanlığın teknolojilerinin varabileceği sınırlar olarak gördüm hep. Yani Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen veya kutsal kitaplarda peygamberlerin gösterdiği söylenen bütün o mucizeler kendi kavimlerini ispata veya kendi kavimle kabule zorlamak olduğu kadar daha fazlası insanın ileride yapabileceği teknolojinin sınırlarını çizmektir. Bu açıdan bu alanda Türkiye'de çalışanlar şimdi eğer çalışılıyorsa o alanda çalışan 3-5 kişiyle de ben bu mevzuyu açtım. Bundan en az 20 sene önce. Bakın artık dünya uydu teknolojileri üzerinde. Uyduları vurabilmeyi göze aldığınızda ve bu aleti yapabildiğinizde atom bombanızın olması gerekmiyor. Çünkü bugünkü medeniyetin temeli uydulardan ibarettir. Kaldı ki siz, bugün alçak evet, irtifa uyduları var eski sınavına göre. Uyduları vurabilecek bir şey yerden. Bir lazer mi vurursunuz, bir ne yaparsınız bilmiyorum ama Hazreti Peygamber bunu yaptığına göre bunun bir yolu vardır, bunu bir bulun demiştim. Dolayısıyla ilk bunu Çin denedi biliyorsunuz. Bundan 4-5 sene kadar önce Çin yüksek irtifadaki bir uyduyu vurdu. Bu sefer de Rusya denedi. Bunun anlamı çok sizin açık net söylediğiniz gibi bu bir meydan okumadır. Ben senin yol bulmana sağlayan bütün uydularını vurabilirim. Kendimkini vurabildiğim gibi senin gibi de vurabilirim. Esasında dünyayı bekleyen temel problemlerden bir tanesi budur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de menfis semai tabiri geçer. Gökteki adam. Adam bu menfis semai. Yani o şeydeki beşerin hayatının aktarıldığı, anlatıldığı Mülk suresinde اَاَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَيْزَا يَتَمُرْ ansızın saldırıp yerle bir etmek, eriksiz şey, dumansız ateşlerle saldırmak, yeri sarsacak bir şeyler yapmak gibi. Dolayısıyla yani gökyüzünü ele geçirmiş birilerinin yeryüzüne parça yağdırma, kisefen tabirini kullanıyor bildiğimiz, yani taş toprak yağdırmak, işte böyle parça yağdırmak gibi. Bu da insanlığın gündemi önde duruyor. İkincisi eğer Çin, yani Çin ile Amerika arasındaki kavga, benim kanaatim Çin'i bitiremezler. Çünkü yükselmesi gereken Çin'dir. Amerika son, ben bunu teknik üzerinden bakmıyorum. Yani politikalar nereye gidiyor, şu nereye gidiyor bilmiyorum. Amerika isterse bugün şey mesela en çok borç alacaklı olan Çin, değil mi Amerika'dan? Yani doğru. En dolar çok alacaklı yani, olan Çin. Yani ben bu şeyi iptal ettim dese, bu borçları iptal ettim veyahut da dese ki borcunu işte, dolar yerine dolmaz yaptım dese Mahir işte, Kaynağı rahmetli. Evet yandı. Onun çok söylediği bir şeydi bu. Yani şeyin işin farklı değişik. Yani dolar bir anda değersiz olabilir. Tabii. Benim 15 trilyon senden alacağım var. Artan 15 trilyon yen. Yani doları değersizleştirebilirsin. Çok mühim değil. Ama ben eskatoloji üzerinden baktığım zaman Çin'in geleceği kanaatindeyim. Sen bana şeyi sormuştun. Demiştin ki Trump mı Biden mi, hatırlıyorsun tam burada oturuyorum ben. Dedim ki benim gönlüm istiyor ki Trump kalsın ama Biden gelecek. Eğer Biden gelince bu küreselciler bir süre daha götürecekler. Şimdi az önce araya atıldım. Trump'ı yeniden getireceğiz. Trump'ı getirmeyeceğiz. Ama Batı'da bu küreselci istediğini yapabilme, istediğini istediği zaman yapma hevesinde olan küreselcilere dur direcek bir kuvvetin ortaya çıkması gerekiyor. Bu şart. Eğer bu çıkmazsa Çin'in önünü kesme imkanımız yok. Ve Çin gelecek çünkü Çin aynı zamanda bir kıyamet alameti olarak da gelecek. Yecüc Mecüc gibi de bakabiliriz. Yecüc ve Mecüc Çin'de, Çin'in içinden gelecek. Benim kanaatim Hintliler de onlara katılır. Her ne kadar Moğol, Mançur diyorlar ise de bana göre Çinlilerle birlikte Hintliler de batıya doğru yürüyecekler. Çinliler şey üzerinden, Afganistan üzerinden, Rusya üzerinden Norveç'e kadar istila edecekler. Güneşin battığı yere kadar gidecekler. Hindular ise bu şey üzerinden, bu tarafta ikili ittifak üzere yine bu tarafa gelecekler. Çünkü Hazreti Peygamber filanca yüzlüler şurada görülmedikçe kıyamet kopmayacak diyor. Ve bunlar çekirge sürüsü gibi. Filanca derken yani işte orada bir tanım yapıyor. Yani yüzü, nasıl bir tanım yapıyor? Yüzü esmer, basık. Yani anlattı işte bunu ilk Moğollar geldiği zaman dediler ki bu hadis gerçekleşti. Ama günlerin sonuna dair de bu söyleniyor. Yani Moğollar geldiler, yüzleri basık, gerilmiş, gözleri çekik. Yani bu gözleri çekikler gelecekler. Fırat'a kadar gelecekler, daha batıya kadar da gidecekler. Ben eskatoloji üzerinden baktığımda Çin gelecek. Ve Çin
bugünkü küreselcilerin merkezi haline gelecek. Amerika'yı, İngiltere'yi bırakacaklar. Belki Rothschild, Rockefeller orada kalır ama genel implantları veya efendim temsilcileri Çin'de yer alacak. Şimdi bir sözünü balla kesiyorum. Efendim şöyle bir şey yapalım. Bana bir 21 numara ekrana verebilir misiniz? Şimdi devam edeceğim seninle. Bu Çin'de de devam edelim. Şimdi O'nun karşılığı, değeri 70. Bir de 20 numarayı verelim efendim. 70'i aklınızda tutun. Biraz önce Abdurrahman abi bir şey demişti. Ben de dedim ki 7'yi aklınızda tutun demiştim. 70'in sayısal değeri de 7'ye eşit oluyor. 7 eşittir. Şimdi evet. 7'yi omikronda nasıl anlatmıştık? Çünkü O harfinin yani omikronun sembolü değeri 70'ti. 70'i de bir şekilde aritmetik olarak matematize ettiğimizde 7 ile karşılaştık. Evet. 7'nin sırrını konuşacağız biraz sonra. Ufak bir reklam arasına gidiyoruz efendim. Kayıt dışı tüm hızıyla devam ediyor sevgili dostlar. Abdurrahman Dilipak ve Mehmet Ali Bulut'la insanlığın geleceğini konuşuyoruz. Mehmet Ali Bulut'ta kalmıştık. Çin ve Hindistan'dan konuşurken tabii benim teorime göre Çin ile Hindistan nüfus olarak fazla oldukları için birbirlerine kırdırılması gerekiyor. Benim matematize ettiğim problem bu. Ama Mehmet Ali Bulut dedi ki Yecüc Mecüc'e bakacak olursak Moğollar olmayabilir. Çin'in kendisiyle Hindistan Yecüc Mecüc'ü temsil ediyor olabilir demişti. Orada kalmıştık. Evet. Devam edelim. Birisi kuzeyden ve birisi güneyden batının yani daha doğrusu mamur bölgelere saldıracaklarına dair elimizde bir eskatoloji var. Şimdi normalde ben eskatolojiyi anlatıyorum. Yani kıyamet bilimi. Ha kıyamet evet. Bilimi. Yani elimizde insanlığın bir hikayesi var. Bu hikayenin içerisine kimler de dahil olacak. Bu açıdan günlerin sonuna az kala Çin dahil olacak işin içerisine. Zaten Çin'i yükseltmeye başladılar. Çin'in yükseltilmesi gerekiyordu ki Türk de devreye girsin. Evet. Çünkü gerçek anlamda Çin'in ve İran'ın bulunduğu hikayenin içerisinde Türk'ün olmamasının imkanı yoktur. Bu konuda katılıyorum. Türk'ün de yükselmeye başladığı dönemdir bu. Yani Türklerin de yükseleceğinin artık konuşulduğu bir dönem. Burada yükselmeden mi bahsediyorsun? Yükseltilmeden. Ha tamam. Şimdi o cümle önemli evet, çünkü. Yükseltilmeden. Yani bilinçli bir akıl Türk sistemini işte ayağa kaldırmaya çalışıyor. Bunu kaldıracak ama bu iş kendisine yaramayacak. Çünkü Tevrat ya Malahi'den sonra peygamber tanımıyor. Yani ne Hazreti İsa'yı tanıyor? Ne Hazreti Muhammed'i tanıyor. Yani Tevrat'ın, Tanah'ın anlatımında. Malahi'de kaldı. Son kitapta zaten baktığınız zaman Tanah'ın içerisinde en son odur. Onlar Hazreti İsa'yı, Deccal, Hazreti Muhammed'i yalancı peygamber kabul ettikleri için günlerin sonundaki din de yine bunlara ait olacak. Ve onlar günlerin sonunda yeniden hakim olacaklar. Türkler de bunlara hizmet edecek. Biz aslında Yüzüklerin Efendisi'nde bunun bir ilk şeyini gördük. Yani bir hazırlanışını gördük. Cücelerin kendi memleketlerini, kendi yuvalarını, vatanlarını elde etmek, dağın gözünü ele geçirmek için yani iktidarı ele geçirmek için Beşler Savaşı dediğimiz aslında beş temel büyük kavmin kapıştırılarak içinde cücelerin galip gelmesini sağlayan bir niyetti. Dolayısıyla Yüzüklerin Efendisi'nin evet, senaryosu. Senaryosu. Evet. Şimdi Türklerin günlerin sonunda Yahudilere yani Rab'be hizmet edenlere hizmet etmesi takdir edilmiş. Türklerin günlerin sonunda Rab'be hizmet edenlere hizmet etmesi takdir edilmiş. Onların Türkleri büyütmelerinin sebebi budur. Çünkü zannediyorlar ki biz yani Metaverse'de dahil bütün dünyada biz hakim olacağız ve bu hakimiyetimiz sırasında da birinin bizi koruması lazım. Bunlar da Türklerdir. O açıdan ikisine birden yükselme veriyorlar. Çin'i ise kendi yanlarına çok oldukları için kendi yanlarına almak istedikleri bir kuvvet. Yecüc ve Mecüc'ü ben bir başkası başka evet, türlü anlayabilir. Ben böyle anlıyorum. Ama bunu işte geçmişte Moğollar bu tarafa geldiği için İslam alimlerinin bir kısmı Çin ve Ma Çin diyorlar ve illa da Moğol ve Türk diyorlar. Halbuki Türk burada onlar da orklar gibi hani şey, filmdeki orklar esasında Türklere bakıyor. Bu bir. İkincisi ben bir genel fikrimi olarak söyleyeyim. Parayla ilgili bir şey söyleyeceğim. Önümüzdeki dönemde elimizde sadece altın ve toprak geçerli olacak. Diğer hepsi yeniden değişebilir. Belki de mesela bugün ben gençlere de söylüyorum. Bu coin'lere
yabancı durmayın. Biz matbaayla Kur'an basılmaz dedik ve matbaanın İslam yurtlarına girmesini 400 yıl geciktirdik. Geciktirmeli girmeyen, bu dünyanın bir gerçeğidir. Dünyanın gerçekliğini görelim. Dışında kalırsak yine biz kaybederiz. İçinde olarak kendi çıkarımıza veya hayra kullandırabiliriz diye düşünüyorum. Yani ahiret inancı olanların da bu üretilenlere kayıtsız kalmamaları lazım. Evet. Günlerin sonunda bir şey daha söyleyeceğim, bırakacağım. Yok, ben sana sorumu günlerin sonunda, sormadım. Günlerin evet. sonunda eninde sonunda bir kapışma olacak. Bu kapışma iyilerle kötüler savaşıdır. Kafirlerle müminler savaşı değil. İyilerle kötüler savaşı. Dolayısıyla da herhangi bir dinin savaşı olmayacak. Omikron'dan bahsetmiştik. 13 numarayı bir daha tamam. ekrana alalım. Onu Omikron. Bağla. Yani tamam. şimdi bir hatırlatma yapalım izleyicilere. Belki televizyonunu yeni açanlar da vardır. Efendim, Omikron. Bildiğiniz O harfi, Omikron. Evet. Yani aslında Yunan alfabesinin 15. harfi. Burada 15'e dikkat edelim. Fakat şöyle bir şey var. Önce söyledim. Çok yaşa abi. Rakamsal değeri 70 O harfinin. Evet. Dolayısıyla aynı zamanda bir 19 numarayı tekrar hatırlatalım. Sofya'nın, yani kızıl saçlı kadının, yani bu kadın aynı zamanda serpentin, yani iblisin kendisi veya Lilith diye de anlatabiliriz belki. Lilith'in kendisi, yılanın, yani yılan olan kadından bahsediyoruz. Bu kadının da değerlerin içinde ikinci harftir O harfi. Ve O harfi aynı zamanda Horus'un gözünü bir şekilde sembolize eder. Bu anlattıklarımız kayıt dışında hiçbir yerde bulamayacağınız şeyler. Bir şey daha söyleyeyim. Ekliyorum şimdi. Eyvallah. 70'e geldiğimiz zaman 21 numarayı bir alalım. Bir daha hatırlatarak gidelim. 0, yani O harfi 70 değerdeydi. 70 ise matematize edildiğinde Murat, 7 ve 0'dan oluştuğu için 7 rakamı asıldır elimizde kalan. Evet. Şimdi 7 rakamı dediğimiz zaman öyle bir hikaye başlar ki dünya 7 günde oluşturulduğundan başlar. Yer ve gökün 7 katman olduğundan, bunun 7 gün olduğundan, 7 kıta, ya bunun sonu bitmez. 7 bir şey daha söyleyeceğim. Hiç en önemli rakamdır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yedi, evet, sen de top. Şimdi normalde 12 tane şey vardır. İnsanların doğdukları günlere göre insanlarda oluşan rakamlar vardır. Mesela normal bir şey düşün. Atıyorum işte 12 Haziran 1954 veya 1955 evet. neyse yani. Bu sırada 10 rakam var orada. 10 rakam var. Kimisine göre bunlar 8 yaşlıdır. 8'ler yaş. Yani 8'ler yaştır. Kimisine göre de 12 yaştır. Orada 8 tane şey var. Yani 28 Haziran 2, 8, 0 6 1, 9, 8, 8 misal veya 7. Evet. Bu 8 tane rakam var. Bu insanın kodudur. Şu çizgiler var ya hani barkod evet. şeyde okuduğumuz, tuttuğumuz diye. İnsanın kodu, barkod gibi. Bir numara hay ismine bakar. Allah'ın var edici enerjisi, hay. İki numara muin ismine bakar. Hizmet sektörü, şey dediğimiz bazı destek. Üç numara şey ismine bakar. Vedud ve Rahim ve Halim isimlerine bakar. Sevgiyi temsil eder. Dört numara kurucudur. Kurma tabirini, yani yeryüzünde inovasyonu geliştirip var olan hayatın üstüne yeni şeyler koymayı temsil eder. 5 numara özgürlük ve özgünlüğü temsil eder. 6 numara inovasyon dediğimiz mükemmeli daha mükemmel yapma çabasını verir. 7 numara Tanrı'yı duyan demektir. Aramızda Tanrı'yı duyan veya Tanrı'nın kendisiyle konuştuğu kimse demektir. 7 bu kadar mühimdir. Yani artık Allah'ın gerçek anlamda insana müdahale etme zamanı da var. Artık kişinin tanrılık oynama kabiliyetinin oluştuğu zamanı da temsil eden 7. 8 aracı kurumları oluşturmak, yani maddeyi oluşturmak, para, pul. 9 rehberliktir, leading yani. Omikron'a bağlayacak olursan evet. ne derdin? Şimdi omikron'a bağlayacak olursak, yani zaten onun da o olması esasında bana göre eğer elma üzerinden bakacaksak gerçekten bu COVID ile hem insanlık vurulacak hem de bunları oluşturan iktidar vurulacak. Neden vurulacak? Çünkü Süleyman'ın iktidarını, Süleyman'ın asasını kıran bir dabbe idi. Yani bir yaratık. Evet. Yerde tasarlanmış bir yaratık. Bu şey de ilk çıktığı zaman ben Dabbetül Arz tabirinin
karşılığını aldım. 2019'a tekabül ediyor. Yani bunun ortaya çıktığı zamana 1441'e tekabül ediyor şey olarak, cifir değer olarak, matematik değer olarak. Demek ki bu Dabbetül Arz dediğimiz en tipik örneği o vakitlerde artık devreye çıkacak. Artık görülecek, gözle görülebilir. Bu gerçekten bir laboratuvar çalışmasıdır. Yani COVID. Omikron ondan biraz daha ileridedir ve bu insanı bitirmek, insanı yok etmek. Ama bu aynı zamanda bu planları, bu programları yapanları da bitirecek Tanrı'nın müdahale ettiği bir dönemdir. Omikron, ben nitekim belki sizin programınızda söylemiştim. 1127 gün devam edecek, evet, demiştim. Hatırlarsın. Evet. Şey, yani ilk en kuvvetli zaman 125 gündür. Haziran'ın sonunda, ortalarında sona erer. Sonra 554. 2022'nin sonunu, 2022'nin sonuna kadar aynı bu devam şekilde edecek. Ben de söylemiştim. Gates de dünkü açıklamasında ya iki gün önce ya, evet, dünkü açıklamasında. 2022'nin sonundan itibaren bu COVID. Ama şimdi bu COVID bitecek dediği anda ben aynı zamanda yeni bir şey çıkacak demek istemiyor. Doğru mu Abdurrahman abi? Ben ekleyeceğim bir şey var mı? Ben diyorum ki çıkmayacak. Ama neden çıkmayacak? Çünkü gerçekten bunların da sonu gelecek. Lütfen bunu anlayın. Bunu planlayanlar kendisi de çökecek. Evet. Yani çünkü Süleyman'ın örnek gösterdi. Evet. Çünkü Süleyman'ın yani, asası çözülme olmazsa tahta kurdu, zaten çıkamaz. Evet. Tahta ama, kurdu, evet, asayı yer diyor. Evet. Ama insanlık çok ciddi bedel ödeyecek. Evet. Çünkü bir sistem çökecek. Yani asa kırılınca Süleyman'ın öldüğü ortaya çıktı ve bütün bir sistem dağılıverdi. Dolayısıyla mesela faiz sistemi çökecek, banka sistemi çökecek, efendim silah sistemi çökecek, uydu sistemi çökecek. Bu hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sonrası için, evet, yeni i̇şte bir düzen bu çağ geliyor. Evet. Bu çağ geliyor eskatolojik olarak. Onu da altın çağ olarak da zikrediyoruz. Evet, eyvallah. Şimdi bir şey söyledi Mehmet Ali Bulut, oradan alarak siz devam edin. Coinlere siz de dedi ki yani İmanlı olursunuz veyahut da herhangi bir şekilde bu ülkenin vatandaşları da coinlere para yatırıp oradan para kazanabilirler. Çünkü bu sistem bir şekilde açıldıysa bu sistemden yararlanın dedi. Katılıyor musunuz? Şimdi bilmediğimiz şeyin peşine düşmeyelim. Çünkü evet, orada da kayıba uğramak da. Bu mevcut eski sistemde hangi ahlaki, dini, akli standartları kullanıyorsak bugün de vakalarla ilgili aynı referanslara müracaat etmemiz gerekiyor. Doğru. Yani Allah'a, Resulüne, kitaba tam bağlılık gereken birinci şart. İkinci şart, bunda bir maslahatınızın olması, evet, lazım. Yani bilmediğiniz işin peşine düşmek, maceraya girmek, bu diğer metaverse'e dalmak da. Yani ben çocuklardan dinliyorum bu Black Web'de ne olup bittiğini. Belki çok detayda girer bakarım ama hiç, bakın bir sürü şey söylüyorum ama girmemeye bir direnç oluşturmam gerekiyor. Yani önüme, evet, açılan her kapı, önüme konulan her şeyi yemeyeceğim. Pencereler demek yani. Tabii. Çok özür dilerim. Hadis-i Şerif'te var ya, diyor ki Deccal'ın sesi pencerelerden gelir. Windows. Pencerelerden gelir. İnsan diyor merakla başını uzatır. Kafasından hemen şeyler çıkar diyor. Boynuzlar çıkar diyor. Ağ gibi. Ve başını çekemez. Bakın, yani Windows ve A o kadar enteresan güzel anlatılmış ki. Mesela ta bu ilk Bitcoin tartışmaları başladığında ben borsada danışmandım. Bitcoin'i rejistre ettik. Altın karşılığı olan aynı zamanda, evet, yani kripto karşılığı var. Bir de rezerv karşılığı olan para modeli için çalışmalara başladık. Ve bunu görmek için de ben çocuklarıma da söyledim. Küçük rakamlarla alın satın. Evet. Önce ne olduğunu anlayalım. Ve bizim, ben de onu söylüyorum. Ha, tabii. İkincisi yani, de bir şey olmasın diyorsanız, ona niye olmasın diyorsanız onun meşru olanını yapın. Yani Şanar Yurdatapan'a öyle diyordum. Sen bak la ilahe diyorsun, %50 Müslüman sayılırsın. Bir illallah kaldı diyordum. O da illallah diyordu. Şimdi doğrusunu ikame etmemiz gerekiyor. Evet. Bu yanlışsa... Güzel. Tam ben ona o niyet ediyorum. Tabii o anlamda. Ona ben sadece açıklama getireyim diye. Biz onun doğrusunu yapmamız gerekir. Ve bana göre kripto parada bizim üzerinde çalışmamız ve onu tekrar yeniden yapılandırmamız gerekiyor. Hem muhasebeleştirilebilir, izlenebilir olması, onu yazmak daha kolay. Ama artık bir parayı cebimde niye taşıyayım? Abi ilk plastik parayla ilgili haberi ben yaptım. Bizim
Atilla, Taner Atilla abimiz vardı. Neredeydin gazete? Tercüman'da. Tercüman, 1987, evet. 88 falandı. Plastik para dediğimiz şu anda hepimizin cebinde taşıdığı kart. Yani o zaman çok uzak bir hayaldi bu. Plastik paralar geliyor diye ben bir haber yapmıştım o zaman. Tercüman'da verildi. Kimse inanmıyordu ki hani kart hepimizin cebine girecek. Ama bugün cebine bir kart alıyorsun, işte üstüne para almadan dünyanın dört bir tarafından gidebiliyorsun. Bu da olacak, olmak zorunda gelebilecek. Hatta belki insanın kredisi insanın bileğine yüklenilecek bir şekilde, yani kredi şu kullanacaksın. Şu anda cep telefonunuz, evet, da var zaten. Cep telefonunuz bunu var. Bunu sesinize, evet, de biz kilitleyebiliriz. Sizin ses frekanslarınızla. Face olarak yüzünüze de yükleyebiliriz. Yani illa da bir yere yüklemeniz de gerekmiyor. Çünkü datayı başka yerde bir merkezde tutuyorsunuz. Sadece o dataya ulaşmak için bir link gerekiyor. İşte o ya da teknolojiye karşı olmak gerekmiyor. Teknolojiden yanayız biz. Hayır. Ancak doğru teknolojinin kullanmak, kötüye kullanılmasına mani olmak istiyorsanız yine de onun iyisini kullanmanız, tabii, gerekiyor. Din, yani, ahlak ve hukukla onu ancak kontrol altına alabilirsiniz. Bu üç noktada bir garantiniz yoksa ihtiyat edin. Evet. Yine de ben olayı anlamak, burada ben ne yapabilirim diyorsanız, hani bir avuç su içme olayı gibi, evet, olayı doğru anlamak için bazı uygulamalar yapılabilir. Vardır yani. Burada hep Allah korkusunu, bu korku diye bir korkma değil, yani Allah'ın rızasının dışına çıkma. İlk ikra mesela, tabii, ikrada oku diyor, ne okursan oku, ne okursan, hı, oku. Ama bu bunun Allah'ın eseri olduğunu bilerek oku. İkra bismillahirrahmanirrahim. Onun rızası için. Seni yaratan Allah'ın adıyla oku, ne okursan oku. Seni Allah'ın rızasına götürmek, evet, kaydıyla. Şimdi bu anlamda ama bizim... Ama o niyetle okuyunca zaten oraya götürmeyecek. Tamam, işte niyet zaten önemlidir. Tabii, evet, yani benim, faydasız ilimden Allah'a sığınırım diyor Peygamberimiz. Yani anlamsız, saçma sapan, heva ve hevesler peşinde koşmak için değil. Şimdi 10 numarayı bir daha ekran alacağız. Yani bir kere burada Mason Murtz diye bir arkadaşımız var. Ben bunu daha söylemeden o yakalamış, bir kere tebrik ediyorum. Şimdi bu bantlara bakacak olursanız ikiniz de dikkatlice bakın aslında. Enflasyon var. Bu aslında bantların bulunduğu şekil önemli. Bu şekil aslında pentagram, yani ters evet, yani aslında bize daha çok satanik yıldızdan bahsediyor. Ekonomist kapağındaki bu sarı bantların formu aslında bir de satanik bir, evet, yapıdır. Şimdi bak daha net gözüktü. Onun için Mason Murtz'a bir aferin söyleyeyim, bir alkışta bulunayım. Evet. İşte kayıt dışı izleyicileri böyle oluyor, Mehmet Ali Bulut. Evet. Şimdi şöyle öğrenmeye başladıkça bak açılıyoruz, değil mi? Evet. Şimdi abi burayı da alarak devam ederseniz söylediklerinizi, ben bunu arada bir hemen hem bir tweet okumuş oldum hem de... Şimdi bu tür olayları çok yönlü, yani bir elması değerli kılan onu sadece taşı değil, onun işçiliğidir de. Bir elmasa ne kadar yüzey kazandırabiliyorsanız ışık o kadar hareket ediyor içerisinde. Ve elması değerli kılıyor. Şimdi olaya din açısından bakmazsanız o bir boyut eksiktir. Orada hakikati anlama çabası vardır. Bilim açısından bakmazsanız gerçeği ıskalarsınız. Zaten bu ikisini bir araya getirmezseniz dinin ayağı yere basmaz. Cenab-ı Allah bizim ayağımızı yere basması için buraya gönderdi. Dolayısıyla onun yaratılış gayesine uygun davranmak ama onun ne olduğunu da bilmem gerekiyor. Şimdi bunu sadece olabilirlik açısından görmemem gerekir. Ona karşı benim ahlaki bir kendi kendimi sınırlandırmam gerekiyor. Yani bir ahlak söz konusu. Bir de bunu başka insanlarla olan temasımı da hukuk temeline oturtmam gerekiyor. Sizin dediğiniz, benim dediğim, hangimiz haklıyız? İhtilaf edersek nasıl çıkacağız? Bunu ticaretini yapacaksak, üretimini yapacaksak, İşte Bitcoin'in acaba kendisi meşru olsa bile onun marketi, pazarlaması meşru değilse... Gayrimeşru yapıyorlar zaten. Var tabii, yani mesela tabii. Bitcoin'de mesela adam büyük parası var, baskılıyor, 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 baskılıyor.
Sen dayanamıyorsun. Patır patır manipülasyon patır da yapıyor. Yani var basit bir şey değil mi? Yani borsada da var. Manipülatör evet. Şey değil mi? Elon Musk'ı manipüle de edebiliyorlar. Ve kaç defa da vurgun yendi. Hacklendi kimi sistemler. Dolayısıyla yani ya da onunla kumar da oynanıyor. Evet. Onunla bir sürü işte Black Web'e indiğinizde. Bu işin biraz Black Web ile de ilgili biraz bilgiler aktarırsanız bize. Yani izleyici. Şu anda aslında bütün dünya gençler, özellikle bilgisayar başındaki gençler Metaverse'e hazırlanıyor. Dizi filmlerle eğitim alıyorlar. Metaverse'u aslında şu anda oyunlarla öğreniyorlar. Ve Metaverse'ü bize hayatın bütünü alanını oraya taşımaktan söz ediyorlar. Ya Metaverse'de üniversite okuyabilirsiniz ve birisi orada 4 senede okuduğunuz siz yani bir haftada aslında beyninize yüklerler çıkarsınız. Yani çip de alırsanız çok daha kolay olur. Tabii çip bir Metaverse diplomasıyla Metaverse'de çalışabilirsiniz. Hakikaten de cennet ucuz değilmiş. Yani. Efendim? Cennet hakikaten ucuz değilmiş. Yani burada o kadar nimet varken kim bırakıp cennete gitsin ki? Ama... Şimdi yani şeytan çok iyi bir senaryo ile karşımıza çıkıyor. Yani kayıt yapabiliyorsunuz beyninize. O zaman ben 4 yıl niye gideyim ki işte bunu ilk deneyenlerden biri benim. Bakın ben bunu çok Metaverse'de araba kullanılabiliyor mu abi? Her şey mümkün. Ben girsem oraya bir araba kullansam onu buraya getirebilir miyiz? Yok o yapamıyorsun. Yalnızca para taşıyabiliyorsun. İlginç. Şimdi bakın orada siz bir araba alabiliyorsanız ve o arabayı satıp ona benzer Türkiye'de üretilmişse orada sattığınız arabanın parasıyla burada alabilirsiniz. Evet, veyahut da tam tersi. Peki hani orada yani kendine araba satıp, kullanma programı yükletip gelip burada araba kullanabiliyor muyum? Eğer bildiyse... Çünkü şöyle... Ya ne gerici adam. Şoföre ihtiyaç yok ki arabaya beni götür diyorsun. Ne, ben, hayır ama tamam, sen kullanma ben keyfini almak istiyorsan. Onu hiç data yüklemeye gerek yok. Yıllarca önce ben bunu gördüm. Metaverse'e girmişim. Şimdi anlıyorum bir isim de vermeyeyim. Çok mühim bir zat ile... Bir minibüse binmişim, siyah bir minibüs, şoförü falan yok. Kendi şeyleri var, oturmuşuz arka koltukta, şoförsüz. Sesle istediğimiz yere gidiyordu. Gördüm en az tamam. Bir 7-8 sene oldu. Demek tamam. Ki Metaverse'e girmişim şimdi bak, yani. Sizin gül hatırın için, bak başkasına yapmayız tamam, bunu. Direksiyonu sen istediğin gibi kullan, ondan tamam, sonra doğru gidecek. Sen frene, gaza istediğin gibi bas. Ama Metaverse yani mesela bir yarış arabası kullanma... Oyun programlarının bir benzeri de Metaverse'de olabilir. Yani evet, siz çok önemli. Arzu edin sizin için, yani gün hatırınız için aha, size özel yapabiliriz. Eyvallah. Yani. Bu üçlüyü başka haftalarda görmek isterim demiş Fatma Uz kardeşimiz. Ne demiş? Steven Seagal'ın diyor Moğol kökenli olduğunu biliyoruz. Dünyada iyilik hakim olacak demiş. İnşallah. Hangi kardeşimiz? İnşallah. Hızır Taslı kardeşimiz. Kesinlikle iyilik hakim olacak. Evet. Ben de öyle diyorum. Az olacaklar ve hakim olacaklar. Şimdi bakın burada ben hemen şunu da müdahale edeyim. Önümüzdeki hadiselerin bize yüklediği sorumlulukları yani sonumuz iyi oldu. Ben yattım. Olmaz. Bu bana hiç şey. Ahiret ölçeğinde bizim gerçek cennetimizde bunun karşılığı yok. Benim öngördüğüm bir tehlike, bir risk varsa ve üzerime düşen görevi yapmıyorsam hapı yuttum. Üzerime düşen görevi yaptım ama benim beklentilerim gibi gerçekleşmedi. Vallahi ben size ümit veriyorum. Siz de yapın. Ben diyorum ki bu tamam. Milletin önü parlak. Biz azlar, az iyiler, çok kötüleri yeneceğiz. İşte, hazırlanın yapın. Tamam o zaman bakın hemen bizim filozoflarımızın geleceğin dünyasının ihtimal, maliyet ve risklerini konuşması gerek. Bilim evet. Adamlarımız buna göre yeni bir dünyayı bu bilgileri de kullanarak... Nasıl inşa edeceğini, mimarimizin nasıl olacağını konuşalım. Sanatçılarımız böyle bir dünyayı nasıl estetize edeceğini, çok hikayeleri, şey daha romanlarıyla, mesela şiirleri... Kur'an-ı Kerim'de demir elenna diye geçer. Erittik demiyor yani, yumuşattık diyor. Frekansın öyle bir özelliği var ki demirin molekülünü eritir, yumuşatır. Bulun onu, yumuşatın diyorum. Tamam yaptık onu. Üç tane frekansı uyduları indirebilirsiniz. Herhangi bir maddeye uyguladığınızda füzyon... uyguladığınızda plazma elde ediyorsunuz. Tamam. Yani bu sorun da çözüldü. Şu anda tek çözemediğimiz bir can, hayat, ruh meselesi var. Bir de zamanın frekansını ben zaman ötesine diyeyim. Nasıl evet. Geçebilirim? Yani Hazreti zaman Peygamber'in yolculuğu ve paralel evrenleri nasıl
İsra yolculuğu ya da ne bileyim Süleyman Aleyhisselam. Demek ki olabilecek o da yani. O tahtı nasıl? İnsanoğlunun düşündüğü yani her şu anda, İsra gerçekleşmiş ise. Şu anda bunun mekaniği, tırnak içinde mekanik diye söylüyorum. Mekaniğini çalışıyorlar. Ha ezoterik varlıklar üzerinden bunu işte biraz önce söylediğim astral yolculukta gerçekleştirebiliyorsunuz. Tayin yani zaman, tayin mekan zaten var. Bu dünyada tek... benim realize etmem. Yani ben evdeyken programa 10 saniye kala burada koltuğa oturabilmemde bir, şu anda benim sorunum değil, şu anda sizin sorununuz o. Konukları. Ama işte konunun ruhunu getiremiyoruz. Ama yani Kur'an-ı Kerim'de o Hazreti Süleyman kıssası, Belkıs kıssası. Zaten ruh her yerde. Bize yani gösteriyor ki, yani ben bence şöyle düşünüyorum. Acaba o varlığı buraya getirdiğimizde buraya yine bir ruh hulul ettirilebilir mi? Yani Belkıs getirseydi. Hemen buna cevap vereceğiz. İki yarık efendim üzerinden bir evet ışık deneyi var biliyorsunuz evet şu anda. İşte o da anlaşılamadı. Bunu mantıki olarak, onun için diyorum, mekaniğini çözemedik. Evet. Yoksa şimdi, onu seziyoruz. Sevgili dostlar, evrensel temel geliri ne demek? Yani ben buna bunları tabii söylediklerinde çok önce ben insanlık maaşı diye söylediğim bir maaşla geçinebilecek miyiz? Ve büyük bir ekonomik kriz geliyor mu? Ardından da erken seçim var mı? Abdurrahman Dilipağ'a soracağız. Ufak bir reklam arası, hemen dönüyoruz. Kayıt dışı devam ediyor. Abdurrahman Dilipak ve Mehmet Ali Bulut'la birlikte insanlığın geleceğini konuşuyoruz. Efendim programın son tarafındayız, son bölümündeyiz. Şimdi tabii yine bana diyeceksiniz ki Ertan Bey kitaplar söylemediniz. Ben yine atladım. Efendim Musul Vilayet Konseyi Bir Ayrılığın Hikayesi kitabı bu hafta Yalçın Koçak'la birlikte yaptığımız ve ikinci baskısı. Bunu Mehmet Ali Bulut'a hediye ediyorum. Eyvallah, efendim teşekkür ettim. Ve Ruhlar, Dünyada ve Türkiye'de Ruhçuluk, Atan İru'nun kitabı, bu da ikinci baskısında. Türkiye'de ve dünyada ruhçuluk nedir? Bu kavramla ilgili yazılmış belki en değerli toplu kitap. Bunu da Abdurrahman abiye veriyorum. Efendim şimdi hızlı soru cevaplar alacağız. Evrensel temel gelir diye bir şey söylediler yani. Böyle bir gelir olmalı. Çünkü buradaki aslında korkulan konu, insanlar eğer ki işsiz kalırlarsa robotlardan dolayı bunlar ne yapacak? İsyan etmelisinler, para verelim. Aynı Covid'deki yardımlar gibi. İnsanlık maaşı diyorum abi. İnsanlık maaşı geçimi sağlar mı? Geçimi yani belli sayıda insan burada. O da yapısal bir değişiklikten sonra var olacak. Geri kalanlar tedrici olarak ihtiyaç duyulana kadar uyutulacak olanları var. Gen kopyaları alınacak olanları var. Ya da onlar belli bir alanda kendi kendine yeterli olabilmeleri için fonlanacaklar. Yoksa siz insanlık maaşı şeklinde değil. Yani onlara siz şunları yapın ve sizin hayatta kalma için ihtiyaç duyduğunuz şeyleri de biz size sağlayalım. Yine yani bu geçiş döneminde olacak olan bir şey. Geçiş dönemi tamamlandıktan sonra performans paslarda böyle bir sorun yok. Çünkü para da yok, mülkiyet de yok. Yani bu, aslında sosyalizme yakın, komünizme yakın yani bir sistemden bahsediyorsunuz. Yani zaten farklı sosyal kapitalizm dedikleri bir sisteme geçilecek. Yani ara dönem için böyle bir senaryodan söz ediliyor. Ama bunlar daha tabii... Dereyi görmeden paçayı evet sıvamak büyük şeklinde. Büyük bir ekonomik kriz geliyor mu abi? Evet, büyük bir ekonomik kriz. Bu siyasi krizde, ekonomik krizde, askeri krizinde. Büyük bir buhran gibi bir krizden. Büyük bir buhranın bu dönüşüm için itici bir güç olarak gelmesi gerekiyor. Hem bu nüfus politikaları açısından, hem yeni ekonomik sistem ve yeni siyasal sistem açısından. En kolay geçişte hukukta olacağı anlaşılıyor. Yeni normlar, uluslararası sözleşmelerin ayrıca yasalaştırılmasına gerek kalmadan yasaya dönüştürülmesi ve yeni bir uluslararası sözleşme dilinin oluşturulması söz konusu. İnsanlar ne yapmalı, neye hazırlık yapmalı böyle bir dönem için? Böyle bir dönem gerçekleşmeyecek bugün için değil ama bizim bundan sonra geri dönüşü mümkün olmayan yeni bir süreç başlayacak. Onun için filozoflara çok büyük bir iş düşüyor. Geleceğin dünyasına ilişkin hayaller kurup bunun nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin ihtimal maliyet risklere bakmaları gerekiyor. Bilim adamlarının
bunların mühendisliğini yapması gerekiyor, ekonomisini, siyasetini. Aynı şekilde teolog, dindar çevrelerin dini açıdan bu yeni dünyayı yeniden fıkh etmeleri gerekiyor. Asrın idrakine söyletmeleri gerekiyor İslam'ı. Sanatçıların yeni dünya düzeni, onlarınki değil, yeniden kurulacak adaletten, barıştan, hürriyetten yana, altın çağdan katılımcı, çoğulcu, şeffaf, insan haklarına saygılı bir hukuk devleti tasavvur ediyorsak, bunun hukuki temel yapısı, ahlaki sorumluluklarını estetize edecek, bunu şiirleriyle, romanlarıyla, hikayeleriyle, resimleriyle bunu insanlara anlatmamız gerekiyor. Dolayısıyla herkese çok büyük görevler düşüyor. Yani biz tarihin yaşayan tanıkları olacağız. Böyle bir değişim. Böyle bir, bunun ne kadar kısa sürede ne kadar başarılı olacağı bizim zeka ve performansımıza bağlı. Yani Allah'ın bize ihtiyacı yok ama bizim bu zeka ve performansı göstermemiz halinde Allah cahillere ve zalimlere yardım etmeyecek. Biz bunu başarabilirsek işimiz, Allah işimizi kolaylaştıracak. Allah'ın kolaylaştırdığından daha kolay, zorlaştırdığından daha zor bir iş yoktur. Evet. Son sorum, erken seçim var mı abi sizce? Erken seçim Covid iki tane milletvekilinin daha ölümüne sebep olursa 18 milletvekili boş şu anda. 20 milletvekili boşaldığında seçime eğer bir yıldan daha fazla bir zaman varsa Türkiye ara seçime gider. Ara seçime gittiğinde de 20 tane ilde ya da işte nereye dağılıyorsa bu da Türkiye'de dörtte birinde bir referandum anlamı taşır. Onun için dikkat etmek gerekiyor. Ya da HDP'liler sineyi millete dönüyoruz deseler yine Türkiye bir seçimle karşı karşıya kalır. Seçim olup olmayacağını tabii konjonktür belirleyecek ama gidişat olabileceğini gösteriyor. Her ne kadar 2023 Haziran ayından söz ediliyorsa da mümkün. Mümkün mü derseniz mümkün. Ve zaten şu anda sanki seçime gidiyormuş gibi bir kampanya yürütülüyor. Ama çok sağlıklı, ahlaki değil, sağlıklı değil. Ve Türkiye'nin geleceğine hizmet edilen bir siyaset dili kullanılmıyor. Burada bir diğer dikkat etmemiz gereken şey ise siyaset atomize oldu ve nötralize oluyor. Her grup, sağcı, solcu, hepsi, yani 160'a yakın parti var ve bunların hepsi ötekine karşı kendini öne çıkartmaya çalışıyor. İsrail'de 8 parti koalisyon kurmuştu. Bu şekilde gidecek olursak siyaset kendine zarar veriyor. Bu bir siyasi intihar süreci yaşıyoruz ve siyasiler topluma çok kötü bir örnek oluyorlar. Bürokrasi de bu süreç içerisinde çalışamaz hale getirilirse, yargıda böyle sorunlar var, ailede çok temel sorunlar var, gençlikte temel sorunlar var, ekonomide sorunlar var. Bunları eğer bir düzene sokamayacak olursak gelecek günler geçen günleri abi aratabilir. 2022'de hızlı bir cevap istiyorum verebilirseniz. 2022'de bizim için hani iyi olanlar ve kötü olacaklar ne olabilir? Bunun için Şubat sonunu görmek gerekiyor. Yani Çin'den, Amerika'dan, Rusya'dan gelecek haber herkes bekliyor. İngiltere de bekliyor. Dünyanın nereye gideceğini görmek için yani Şubat sonunu bir görmemiz gerekiyor. O soru, bu sorunun cevabını o zaman Şubat'ta cevabını. Demek yani, programda söyleyip konuşacağız. Denizi görmeden paçayı sıvamayalım. Evet, teşekkür ettim abi. Aynı sorular sizde Mehmet Ali Bulut. Şimdi bu insanlık geliri diye bir kavramdan evet. bahsetmiştim ben yıllar önce. Şimdi de evrensel temel gelir diye bir Eyvallah. Şey. İnsanlar bu gelirle geçinebilecek mi? Geçinebilecekler. İki şey var yalnız. Şimdi insanlar vahşiydiler, bedevi oldular, esir oldular, ücretli oldular. Şu anda ücretlik çağı. Bu ücretlik çağı sona erecek. İnsanlığın elindeki servet herkesi geçindirebilecek bir maaş verilebilecek şeye ulaştı. Potansiyele, düzeye ulaştı. Ancak şu olabilir. Yeryüzünde iki ayrı evren. Yani işte hani iyiler ve kötüler dediğimiz, eğer bu küreselciler tam olarak tasarlamak istediklerini gerçekleştirebilirlerse kendi metaverslerin içine aldıkları bütün insanları
ve varlığını sürdürmesine müsaade ettikleri herkese bir maaş da verecekler. Varlığını sürdürmesine müsaade ettikleri herkese. Buna karşılık belki de şehirlerin altında farelerle veya başka türlü sıkıntılarla geçinebilen normal insan tipolojisi. O yüzden diyorum ki iki evren olabilir, iki alem olabilir veya iki dünyaya ayrılabilir insanlık. Ve yeryüzünde yaşayanların büyük bir kısmına bu madem ki doğdun, madem ki yaşamana müsaade edildi, öyle de bir geçimin vardır, bu olacaktır. Yani insanlar artık ücreti reddedecekler, var olan sermayenin tamamı insanlar arasında paylaşacak diye ben inanıyorum. Böyle bir şeye doğru gidiliyor. Evet. Peki büyük bir ekonomik kriz bekliyor mu? Ben büyük bir ekonomik krizin en azından şu iki senelik atalet döneminde zaten oluştuğu kanaatindeyim. Bunun neticeleri... Kırılma dönemi ne zaman? 22 ama şu Türkiye'de uygulanan şu dolar üzerinden yapılan faizi sıfırlama çabalarının benim kanaatim Mayıs-Haziran gibi sona erdirileceğini, bu bilinçli tercih edilmiş bir düşünce oldu. Çünkü bu kadar tepkisizlik olmaz. Yani dolar neredeyse 15 sonu liraya ulaştı. Türkiye'nin lehine olacağı kanaatindeyim. Lehine. Ama biz bu dönemde çok ciddi bir eldeki varlığı kaybetme şeyle biraz fakirleşeceğiz. Ama benim kanaatim Mayıs ve Haziran'dan sonra bu tekrar düzelmeye başlar. Ancak bu arada bu duraksamanın getirdiği bir takım ciddi sancılar olacaktır. Öyle inanıyorum. Evet. Erken seçim konusuna nasıl bakıyorsun? Erken seçim bu şeye bağlıdır. Yani eğer şu uygulanan ekonomik politika ki ben şöyle düşünüyorum. Yani bu devlet bunun içinde seçim değil. Yani seçilerek iktidara gelmiş olanlar bunu üstlendiler ama yönünü değiştirmiş, fikrini değiştirmiş veya artık rejimini değiştirmeye çalışan devletin verdiği bir karar. Yani bu bir devlet aklıdır. Bunu Tayyip Erdoğan tek başına yapmıyor. Hatta Tayyip Erdoğan'a uygulatılıyor bu. Bu dipten gelen bir taleptir. Yani aslında seçim de olmayabilir. Seçime de ihtiyaçları olmayabilir. Bu yürütülünceye kadar, bu ekonomi Türkiye'ye oluşturuluncaya kadar. Benim çok basit söylediğim bir söz var. Diyorum ki yeryüzünde bir yerde faizli varsa, faiz ile sistem çalışıyorsa orada İslam yoktur. Ben bunu yine iddia ile söylüyorum. Çünkü İslam ile faiz bir arada olmazlar. İslam toplumunda riba. Banka sistemi, riba sistemi çalışıyorsa orada İslamiyet yoktur. Çünkü riba ile alınan para haramdır. Onunla yapılan ücret haramdır. Ondan aldıklarınla ne bir hidayet doğar ne bir nur doğar. Dolayısıyla da faizi sıfırlamayı başarabilirse Türkiye, o zaman seçim yapmasına bile ihtiyaç kalmadan işi sürdürebilirler. Başarılı olmazsa zaten çok şey değişecek. Evet. Şimdi 2022'ye şöyle bir projeksiyon yapsan. 2022'de avantajlar ve dezavantajlar nedir sence? Benim kanaatim altın ve toprak alımı dışında her şey boştur. Yani elinizdeki parayı korumak istiyorsanız altın almalısınız, altın birikmelisiniz ve toprak almalısınız. Çünkü o tarafa doğru gidiyor. Kağıt, niçin dolar, şunun için söylüyorum. Hangi referans? Çin ile Amerika muhakkak kapışacaklar. Ve Amerika'nın Çin'i alt edebilmesi için gelirini sıfırlaması lazım. 17 trilyon dolar borcu var Amerika'nın Çin'e. 17 trilyon dolar. Benim dolarım bu kadardır dediği, dolarını iflas ettirdiği zaman al sana 17 trilyon dolar. Yani yenden bile daha düşük bir şey, bir para. Bunu yapacak. Çünkü bunu yapmadığı takdirde Amerika zaten bitiyor. Hem dolar bir dolmaz diyecek. Bir dolmaza geçtim diyecek. Bir dolmaza geçtim diyecek ve böylece benim tahminim bu da yapılacak. Tabi bu sırada dünyayı yeniden iki kutuplu olmaya zorluyor Amerika. Ama ben iki kutuplu olacağı şekline gitmiyor. Amerika kaybedecek. Yani eğer Biden bu şekilde yaparsa Amerika kaybedecek. Ne yapıp edip tekrar bu küreselcilerin ne yapmak istediğinin farkına varan bir lideri getirmeleri gerekiyor. Dünya bunu zaten görmezse biraz sıkıntılı bir dönem geliyor. Ama görürse de bir takım değişiklikler, ciddi değişiklikler olur diye bekliyorum. Evet abi, programın sonuna doğruyuz. Son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Böyle keyifli bir programın ardından. Atlamayalım. Eksiğimiz kaldı mı? İnkılabatı. Efendim abi? İslam inkılabatı içinde en yüksek gür seda İslam'dır. İslam'ın sedası olacak. Evet, İslam'ın sedası bu arada çağa tek yeni dünya adına mesaj verecek dini
yapı ama sosyolojik zemin buna müsait değil, siyasi zemin buna müsait değil. Eğer Müslümanlar Hazreti Peygamber'in Mekke'de yaptığı çağrıyı dünyaya yapacak olursa, yeryüzünün bütün namuslu ve erdemli insanları birleşin diyebilirsek, tamam bu. O zaman zaten bu olacak ama yani inşallah. Çünkü Kur'an Hristiyanlara, ehli kitaba daha doğrusu bir çağrıda bulunuyor. Taala ila kelimetin sevain beynena ve beynekum. Hepimiz arasında eşit olan kelimede gelin buluşalım. Yani bu illa İslam'a gelecek. Hayır, Kur'an bir şeye davet ediyor. Allah var mı? Erdem üzerine. Yoktur. Erdem Allah, üzerine. He? Erdem üzerinde birleşmeye çağırıyor. İşte ben de ona dayanarak ve ona güvenerek diyorum ki önümüzde iyiler ittifakı var ve gerçek din budur. Allah var, ahiret hak ve iyilik esastır. Bunun üzerinde buluşulacak. Dinden bahsetmiyorsun burada. İyiler ve kötülerden bahsediyorsun. Evet, iyiler ve kötüler. Yani sosyolojik anlamda evet. O. Yoksa bu dinin tabii, kendi dinin çağrısıdır. Dinin çağrısıdır evet. Bu. İslam'ın çağrısı. Yani Kur'an'ın ortak kendi çağrısı. Ortak bir kelimeye gelin diye. Yani İslam bunu, bu çağrıyı yapıyor. Günlerin sonu içindir bu hak bu yani. Evet, efendim. Ölüm bir köprüdür ve dostu dosta kavuşturur. Program konuklarımızdan benim hayatın şifrelerinde yıllar önce tanıdığım Arif Aslan hocamız Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah'tan rahmet ve kederli ailesine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun. Burada Arif hocayı anmadan geçemeyiz. Sen tanıyor muydun? Tanıyorum, evet. Allah gani gani rahmet eylesin. Siz tanıştınız mı hiç? Yani isim olarak biliyorum. Evet, isim olarak biliyorsunuz. Efendim bu haftalıkta böyle programımızın sonuna geldik. Şöyle bir sözle bitirelim programımızı. Diyor ki sadece akıllı olan fikir sahibi olur. Yani akıllı olmaya devam edelim ki fikrimiz olsun, fikir sahibi olalım. Geri kalan insanlar yani akıllı olmayanlar yalnız ve yalnızca oluşturulan fikirlerin esirleridir diyor. Kolger için bir lafı bu. Bu haftalık da bu kadar. Bir dahaki hafta yeni konu, konuk ve kayıt dışı sorularla birlikte olacağız. 24'ünde Farah Yurtöz'ü ve Hakan Yedican'la birlikte efendim Zerzevan Kalesi'ni konuşacağız özellikle. Yeni araştırmalar, yeni bulgular olacak. Kazıyı yürüten Aytaç Bey de bizle olacak. Ve aynı zamanda benim Zerzevan'la ilgili kazının başlangıcında aslında bütün kazıyı başlatan İsmail kardeşimiz de eski İstanbul Havalimanı valisi de bizle olacak. Efendim bir dahaki hafta görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Konuklarımıza çok teşekkür ediyorum sizlerin adına. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.